Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Üçüncü devreye hoş geldiniz. Evet, her pazartesi akşamı olduğu gibi bu akşam da tekrar üçüncü devre ekibi olarak sizlerle beraberiz. Bugün çok önemli bir konumuz var. Hodri Meydan Taraftarlar Derneği sevgili Haluk Bozo bugün konuğumuz. Gerçekten Kocaelispor bugün şampiyonluk sevincini yaşıyorsa bu şampiyonlukta en büyük paylardan birisi taraftarlarımıza ait. Bugün hem şampiyonluk konuşacağız hem Kocaelispor Kongresi'ni konuşacağız. Öncelikle sevgili başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Selim abi, hoş bulduk Yiğit. Sevgili Yiğit, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, hoş geldin. Hoş bulduk abim. Evet sevgili seyirciler, bildiğiniz gibi dün hafta sonu Kocaelispor olan mali ve genel kurulu vardı. Gerçekten çok hareketli geçti. Çünkü uzun bir aradan sonra ilk defa iki adaylı bir kongre yaşadık. Mevcut başkan Sayın Engin Koyun ve gerçekten Kocaelilerin, Kocaelisporların çok sevdiği ilimizin önemli iş insanlarından sevgili Yaşar Can başkan adayı ve iki adaylı bir seçim yaşandı. Seçimi detaylı konuşacağız. Mevcut başkan Engin Koyun 75 farkla kazandı. Tabii seçimden sonra kongrede delegeler üzerinde üyelerle ilgili bugün kentte çok şey konuşuldu. Hepsini konuşacağız ama öncelikle şampiyonluğu konuşmadan kongreye geçmez olmaz. Çünkü gerçekten çok zorlu bir sezondan sonra biraz önce söylediğim gibi Kocaelispor taraftarlarımız, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği de bu şampiyonlukta çok büyük bir pay sahibi. Öncelikle şampiyonluktan dolayı kutluyorum sevgili başkan. Gerçekten sezon boyunca hep beraberdik. Her deplasmanda, iç sahada müthiş bir sezon yaşadık. Pardon. Müthiş bir sezon yaşadık. Önce sezonun bir değerlendirmesini alalım. Öyle başlayalım. Sonra kongreye geçeriz. Öncelikle 2022-2023 sezonun şampiyonluğumuz, malum Cumhuriyetimizin de 100. yılı. Evet. Kocaelispor camiasını böyle bir şampiyonlukla taçlandırması taraftarımız adına çok mutlu ve sevindirici geçti. Öncelikle buradan tüm Hodri Meydan ailesini, Kocaelispor camiasını şampiyonluktan ötürü kutluyorum. Buradan emeği olan, katkısı olan başkana ve yönetime de teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Futbolcu kardeşlerimize, teknik heyete her ne kadar katkıları varsa hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel ve yorucu geçti. Ama tabii biz sevincimizi şampiyonluğumuzla pek kutlayamadık. Maalesef. Ama yine de sevindirici. Tabii bu ligde şampiyon olmak Kocaelispor taraftarına yani başarı olarak pek heyecanlandırmıyor Selim abi. Senin de malumundur. Yiğit'in de malum, malumudur. Bataklıktan kurtulduğumuz için sadece. Yani, sadece bu kadar bir buruk sevinçlik yani. Başka bir sevinç olarak biz bunu başarı olarak da kabul etmiyoruz taraftar olarak. Ben Hodri Meydan Tribün Lideri Dernek Başkanı olarak yani PTT'de bile yani bu ligde bile biz şampiyon olsak İnanın bize buruk bir sevinç olacak. Bu belki gençlerimiz, kardeşlerimiz, Süper Lig'i görmeyenler çok sevinecek. Biz de onlar adına gerçekten çok sevineceğiz. Evet. Tabii ki biz de sevineceğiz ama onlar adına biz daha çok sevineceğiz buradan. Biz çünkü gördük biz Süper Lig'leri gördük. Büyük başarılara da imza attık. İki tane de kupası müzemizde efsanesi. Efsane olarak anılmasının da yegane sebeplerinden biri de Kocaelispor'un bu başarılı sezonlarıdır. Yani o yüzden biz Kocaelispor'un geleceğini düşünüyorsak, Kocaelispor'un layık olduğu Süper Lig'de bir şampiyonluğu veya en azından bir kupayı alıp
Avrupa'da bu genç kardeşlerimizle, Kocaelisporlu ailelerimizle, abilerimizle hep beraber bu mutluluğu yaşamak istiyoruz. Çünkü bu mutluluğu yaşamak gerçekten güzel bir yapılanmayla başarılmayacak şeyler değil. Bunun örneğini Bursa'da yaşadık. Hadi Bursa bir camia, gerçekten de bizim ezeli bir rakibimiz. Ama bunu bir Başakşehir elde etti. Evet. Malum hani fazla bir taraftar topluluğu olmayan, ateşli, takımına itici bir gücü olmayan bir kulüpten bahsediyoruz. Tabii ki onlar da şampiyon olmuşlar. Tebrik ediyoruz. Hani küçük görmüyoruz onları da, ama yani bir Kocaelispor camiasının yanında onların esamesi de okunmaz. O yüzden bu kent, bu taraftar, bu şehir gerçekten hani buralara gitmeye layık. Bunu da hak ediyorlar gerçekten. Sevgili Yiğit'in şöyle bir hayali var. Evet, o söylesin. Tanıdığımdan beri inşallah diyor ki bir gün Kocaeli Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi'ni şarkısını dinleriz diyor. Çünkü neden sevgili başkanım, o gençlik yıllarımızda o Süper Lig'de işte fırtına gibi estiğimiz dönemlerde o meşhur pankartlar, işte bekle bizi, Sansüro, Vemli, Meazza diye. Hatta benim yaptığım bir pankart, işte burası Bahse değil, Hizmet Körfezi değil İstanbul, Milan gelse yıkamaz bizi. Milan 5 sene Şampiyonlar Ligi şampiyon olmuştu. O zaman hayallerimiz çok büyüktü, genişti. Dediğin gibi yeni nesil inşallah bunları bir şekilde yaşar ve görür diyoruz. İnşallah. Evet başkanım, şimdi yavaş yavaş kongreye geçelim. Kongreye geçmeden önce sezon boyunca Sayın Engin Koyun Başkanı ve yönetimiyle gerçekten çok güzel bir birliktelik de oldu. İlk başta belki iyi başlayamadık ama sonra hem o zaman senin çabalarında hem diğer tribün liderinle ve taraftarlarla hem yönetimin sezon içinde iyi bir birliktelik sağlandı ve başarı geldi. Ama ne olduysa bu kongre öncesinde Sayın Başkanımız Engin Koyun'la bir anlaşmazlığa düştünüz. Oysa Etimes maçından önce hep beraber toplantılar yaparak nasıl daha taraftar çok götürebiliriz toplantılar yaptınız. Bunlar neden yaşandı? Niye bu durumlara geldi? Şimdi öncelikle kongremizde camiamıza hayırlı olsun diyeceğim ama buradan da pek hayırlı bir sonuç çıkmadı gibi. Çünkü neden öncelikle ona geleyim ben. Sonra yönetimle neden o durumlara düştüğümüzü anlatacağım. Öncelikle bu kongre, yani inşallah orada Bahri Başkan da söyledi, hukuki yollara gidilecek diye. Gerçekten bir kuralsızlıklar, böyle bir kongre kabul edilemez Kocaelispor tarihinde. Ben böyle bir kongre görmedim yani. İlk gün mesela mali kongre oldu. Mali kongrede işte el kaldırın sayılacak kabul ediliyor mu denildiğinde mali tabloya yönetim sunuyor bir kere mali tabloyu. Hepsi el kaldırdı. Bu bir kere dernekler kanununda var. Böyle bir şey yok yani. Biz de dernekçilikle uğraştığımız için biliyoruz bunları. Çünkü sen ortaya bir mali tablo koymuşsun. Bu mali tabloyu sen onaylıyorsun. Sen onaylayamazsın. Bir kere onu üyeler orada onaylamak zorundalar. Burada bir usulsüzlük var. Bir de üyeler hakkında mesela Sayın Koyun söylüyor, İşte biz üye yapmadık diye. Ben orada bir anımı anlatayım size. Zaten ortamda orada ilk gün mali kongrede evet. Hemen ara verildiği zaman. Evet, o sıra işte buradan da kimse yanlış anlamasın bizi. Biz kimseyi hakir görebilecek bir yapıda o karaktere sahip insanlar değiliz. Ama şunu özetlemek için bunu söylemek zorundayım. İnşaatta çalışan işçiler maalesef o gün gelmişler Kocaelispor için oy kullanıyorlar ve mali tablo hakkında adam el kaldırıyor.
Tabii orada sizin derdiniz inşaatta çalışışın değil. Hayır, hayır, kesinlikle camiasının bak, dışında kesinlikle olduğu için. Evet, orada hani biz işçidir, niye oy kullanıyor falan diye değil. İşte biz orada gittik, bu arkadaşları görünce tabii biz Kocaspor camiasının içindeyiz, hep beraberiz. Biz birbirimizi tanıyan bir aileyiz hepimiz. En azından yıllardır giden bütün herkes bilir ki işte bu bir Kocaspor taraftarı diye. İşte ben de gittim, arkadaşa abi sen üye misin dedim. Tabii beni tanımıyor. Yani beni Kocaspor taraftarı üyesi seni tanımıyor. Tanımıyor. Maalesef çok acı bir durum. Yani ben de kendisine dedim ki sen beni tanıyor musun abi? Hayır dedi, ilk defa görüyorum. Tamam, teşekkür ederiz, hoş geldin abi. Sen üyesin herhalde. Evet, sanırım üyesin. Tamam, artık sanırız diyoruz yani sen, çünkü adama abi işte Kocaspor kaç yılında kuruldu dedim. Mini test yaptın yani. Evet. Bilmiyorum dedi. Yani acı bir durum ama gerçekten çok acı bir verici bir durum, tablo ortamımızda, bilmiyorum. Yani sen bilmediğin bir kuruma oy atmaya mı geldin abi dedim ya. Çok yazık falan derken o sıra yanındaki bir arkadaş işte sana mı soracağız falan gibilerinden yapınca bizim de tabii gerginlik çıktı. İşte tabii Allah razı olsun sağduyulu insanlardan olayın tam büyümesini engelledik ama işte dediğim gibi yani bu seçimin bir an önce iptal edilmesi lazım. Tekrardan yeniden bir seçim yapılması lazım. İnşallah hukuki süreçte de böyle bir şey çıkar. Bir de şimdi malum sizler de kongreye yıllarca katıldık hep beraber. Selim abi sen de evet, basın olarak, Yiğit mesela önce taraftar evet, olarak sonra basın evet, olarak yıllarca ben hep şey... beraber katıldık. Şimdi bizim dernek olarak, taraftar olarak üye yaptığımız üniversiteden kardeşlerimizden üye olanlar maalesef Engin Koyun'a oy verilmeyecek diye üyelikten atıldılar bunlar. Seçime kısa bir süre kala. Malum işte. Sebep peki? Sebep kaybedeceğini anladığı için rakip çıkınca karşısına Sayın Koyun'un. Yani yasal olarak. Yasal olarak üyelik aidatı yatırılmadığı için o bu üyelikten değil de oy kullanma hakkını hakkından yani mahrum edildi. Yani ben de buradan soruyorum yani size soruyorum bir basın olarak. Burada ne vardı eskiden Kocaspor'da? Kongre günü üyeler gelirdi. Muhasebe müdürümüz Sinan Bey Makbuz'la beraber. Makbuz'la birlikte işte Yiğit Bey sizin 10 ay borcunuz var. Haluk Bey sizin 5 ay borcunuz var. Selim Bey sizin 2 ay borcunuz var deyip. Yani neyse işte ödeyip de şey olmayanlar. İşte sizin var, ödeyebilir misiniz? Tamam. Öderlerdi bunlar. Doğru mu abi? Doğru. Hatta sen ne yaptın? Orada bir tabii derneklerde bizde tüzük olduğu için bizde de var aynı şey. İşte üye aidatları yatırılmazsa üyelikten düşürebilirsiniz diye. Peki o tarih bunu, olarak ne zamana kadar yatırılması gerekiyordu? Şimdi bunu Sayın Koyun fırsatı ganimete çevirdi. Çünkü niye? Karşısına bir rakip çıktı. Evet. Rakip çıkınca da yaptığı üyeler de onu yeterince kurtaramıyordu. Böyle bir yola başvurdu. Ama tabii başkan olabilirsiniz ama yani bir kent sizi istemiyorsa, bir şehir sizi istemiyorsa, ki bunun örneğini çok bariz bir şekilde maalesef şampiyonluk kutlamalarında yaşadık hep beraber, gördük. İşte takımla birlikte sahneye çıktılar. Maalesef Uçurtma Tepesi'ndeki 10-15 bin arası insan şampiyon olmuş takımın bir başkanını yuhaladı yani. Peki sebep ne? Yani bir taraftarın isteği o kulüp başkanının o takımı şampiyon yapması, borçsuz bırakması. Evet. O şehre şampiyonluk kupası getirmesi ve Sayın
kulüp başkanımız Engin Koy ve yönetim kurulu bu sezon bu başarıyı elde ettiler. Demin dediğim buna gibi rağmen işte, neden orada öyle bir tepki oldu? Demin dediğim gibi Kocaelispor taraftarı, camiası 2B'deki olan şampiyonluğu bir başarı olarak görmüyor. Ve bir de burada Engin Koyun'un çok tutarsızlıkları var. Şimdi biz niye sabrettik bugüne kadar? Şimdi öyle akıllara bir soru gelebilir insanlar evet. tarafından. Yani Haluk Bozo sen bugüne kadar niye bu adama sabrettin? Evet, hatta şunu biliyorum. Sezon boyunca birçok kesim maçta buna çok şahit oldum. Bazı maçlarda bazı taraftarlarımız Sayın Başkanımız Engin Koyun'a tepki gösterirken Haluk Başkan onları sakinleştirmeye yapmayın diye çok uyardığını gördüm. Doğrusu olan da o zaten. Çünkü bir kulüp başkanına taraftarın elbette her insanın bir demokrat hak olarak istifaya davet edilir ama bazen aşırıya kaçıldığı zaman biz de o aşırıya kaçmalara kesinlikle karşıyız. Evet. Yani oradan buraya nasıl geldiniz? Ben gerçekten bugüne kadar da şimdi de demin de hep Sayın Koyun veya Sayın Engin Koyun diyorum. Başka hani Kocaelispor başkanlık makamında olduğu için biz gerçek birer Kocaelisporlu olduğumuz için o makamın değerini çok iyi biliriz. Ondan sebep ona söylüyoruz ama şunu söylemek istiyorum. Biz kent büyüklerimizin özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'ın Kocaelispor'a vermiş olduğu hizmetlerden ötürü yani bilirsiniz KEV süreci olsun, Sırp olaylarının hani daha genel sekreterken bile Kocaelispor'a yaptığı yardımlardan biz kendisinin gerçek bir Kocaelisporlu olduğunu bildiğimiz için ona nazaran sesimizi çıkarmadık. Ne zamana kadar? Ta ki bize hırsız damgası vurulana kadar. Selim abi. Evet. Şimdi bu hırsız damgası... Bu olayı da bir açılımını yapar mı? Onun da açılımını yapalım. Şimdi bu Sayın Koyun bizi hırsızlıkla itham etti. Öncelikle şuradan sana bir şey göstermek istiyorum kardeşim. Aynı zamanda anlatırsanız. Anlatayım. Şimdi Kocaelispor taraftarı, Hodri Meydan taraftarı o kadar vefalı bir taraftardır ki kimsenin 5 kuruşuna ihtiyacı yoktur. Hiçbir zamanda olmayacak. Olmadı, olmayacaktı. Şimdi Engin Koyun taraftara yardım etti mi? Evet, etti. Yani ne zaman etti? İşte maçlara giderken yol ücreti verdi. 10 bin lira taraftara. İşte bayrak yapılırken vesaire davul alınırken işte veya maçlara giderken bilet verdi, destek verdi. Yani bunu da Haluk Bozo'ya vermedi. Kocaelispor taraftarına verdi. Yani bunu Haluk Bozo'ya getirip sen bu biletleri al, senin olsun demedi yani. Daha doğrusu Haluk Bozo da ondan Haluk Bozo adını almadı. Taraftar adını aldı. Hepsini de Allah'a şükür, hepsini de dağıttık arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Onlar da o biletlerin hakkını ben inanıyorum ki verdiler 90 dakika. Nasıl ki Kocaelispor futbolcusuna, teknik heyetine bir ücret ödeniyorsa, yani bunun bir ücret olarak görüyorsa yani taraftara verdiği biletleri bir ücret olarak görüyorsa, bu taraftar da 90 dakika bağırarak o ücretin karşılığını zaten verdi yani Sayın Koyun. Şimdi buralara gelirken neden biz bu adam bize hırsız dedi. Şimdi Selim abi malumdur Yiğit. Biz Ankara Eti Meskut maçına gittik. Evet. Evet orada bir görsel şov oldu. Yaklaşık 10-12 bin arası taraftar gitti oraya. Münferit araçlardan gidenler de Kocaelispor taraftarlarından oldu. Biz o gün... Bugüne kadar daha doğrusu her maçımıza giderken bize Büyükşehir Belediye Başkanımız tekrar söylüyorum buradan kendisinden gerçekten Allah razı olsun. Kocaelispor'a çok büyük hizmetler etti. Ben buna canlı şahidim yani. O gün
Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki büyük mitingi olduğundan ötürü bize 20 tane otobüs verebildiler. Malum o gün de işte birkaç gün önce Eriman Stadı'na alındı maç. Evet. Bize göç edilecek denildi. Aslında siz istediniz, Sayın Engin Koyun Başkanımız aracı oldu. Aldı. Ve istediniz diye o stada aldı. Taraftar internette evet. istedi bunu. Evet. Eriman Stadı'na alınsın diye. Kendilerine de o gün teşekkür ettik. İşte stadı aldı diye. Göç edilecek. Türkiye'ye gerek taraftarın şovunu gördü orada. Evet, evet. Göç etmek için de otobüs lazım. Hani çok kusura bakmayın sıkıntı bizim oldu. Bir tabirimiz var. Leylek değiliz ki biz uçarak gidelim. Ya. Göç edeceğiz ama bize otobüs lazım. Maça bir gün kala biz Hasan Gemici'de kareografi çalışmamızı yaparken Sayın Engin Koyun ve Recep Durul Başkanımız geldi. Ayaklarına yüreklerine sağlık. Teşekkür ederiz geldikleri için. Neyse geldiler. İşte bir problem var mı falan derken dedik ki başkanım, Büyükşehir Belediye'miz bize 20 tane otobüs tahsis edebildi. Ama talep çok fazla. Yani çok otobüs lazım dedik bize yani. Tabii bir o otobüs sırada Sayın Cumhurbaşkanımızın yani. İstanbul'daki mitingi de olduğu için değil otobüs mi? Otobüs bulamadılar yani. Evet. İzmit'te otobüs bulamadılar. Otobüs bulamadılar. İşte kareografide bize işte siz de çalışın otobüs bulalım falan. Başkanım dedik. Yani en azından Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşseniz de bize bir tren kiralasanız böyle problemimizi çözsek çünkü otobüs yok. Bulamıyorsunuz. Siz de dedi uğraşın, biz de dedi uğraşalım. Nasıl yaparsak bulalım bu otobüsleri, taraftarımızı Ankara'ya götürelim. Tamam, evet. Götürelim. Biz de ertesi gün 35-40 kişi işte şeyde bir arkadaşımızın çay ocağında toplandık. 35-40 kişi elimizde telefonlarla gecenin saat 3'üne kadar otobüs aradık Yiğit. Gecenin 3'üne kadar. Bulduğumuz otobüslerin telefon işte şoförlerini, telefon numaralarını, plakalarını bir deftere yazdı arkadaşlar. Bunlardan 15 tanesini de Ekrem Can buldu. Evet. Daha doğrusu Engin Koyun'dan ikisi bulmuşlar. Yönetim kurumda. Yani söylenenler bunlar. 20 artı 15, 35 yaptı. 35 yaptı. Gerisinde biz kardeşlerimizle birlikte deftere yazdık, plakalarına varana kadar hepsini yazdık. İlçelerimize gönderdik otobüsleri. İlçelerimizden arkadaşlarımız tuttu. İşte Gebze'den olsun, Okan, Kartepe'den. Yok, Kartepe yoktu. Engin Sönmez kardeşimiz Başiskele'den. Onlar kendi otobüslerini buldular ama tabii parasını kulüp vereceğiz dediğimiz için biz bu arkadaşlarımızla gidip arkadaşlarından yani siz, buldular. Başkanımızın yani siz bunun ben öderim dediği için rahat rahat otobüs aradınız. Tabii hepimiz aradık. Saat gecenin 3'ünde ben eve gittim. Saat 6.30'da kalktım. Ankara'ya kendi arabamızla ailemizle birlikte yola çıktık. Çünkü sabah 9.30-10'da benim eşgüdüm toplantısına gelmem istendi Ankara Emniyeti tarafından. Kareografilerin içeriye sokulması hususunda. Ben yola çıktım. Neyse tabii yolda biz telefon trafikleri devamlı. Saat 7'de de otobüsler çıkacak. O sırada biz oraya gelen otobüslerden taraftarlar kalıyordu. NCT'de görevli 5 tane kardeşimiz, dernek yönetimimizden Ahmet Ayaz, Kürşat Keleş, Talat Yıldırım, Fuat Çelik, Ersan'la birlikte bunlar 5 kişi NCT'de görevlendirilen arkadaşlar. Belediyenin önünde diyelim. Evet. Büyükşehir Belediyesi. Evet. Çünkü reklama giriyor. Aynen. Aynen abi. Neyse. Şimdi
Biz bu otobüslerin hepsini kaldırdık, gönderdik. Ertesi gün oldu. İşte ben arkadaşlarımızdan defterleri aldım, o listeleri. Götürdüm kulüp yetkililerine, Mithat Bey'e ve Sayın Koyun'un yeğeni Enes Bey'e teslim ettim defteri. İşte dediler ki burada karışıklık var. Ben de onlara dedim ki karışıklık dedim, hani şimdi bir otobüs oradan oraya kaydırıldı. Bak burada biraz plakalar birbirine girdi. Ama yani şimdi Başiskele'ye gönderdiğimiz otobüsü Derince'dekine gitti. Derince'deki Kandıra'ya gitti. Neyse, ama bunların hepsinin HGS'leri var. Toplam kaç otobüs oldu? Toplam yani Ankara'ya giden sizin kayıtlarınızda. 70 küsür. 70 mi? 80'e yakın 71 yani. 71 mi? Öyle galiba. 70 küsür yani. Evet. Bu Engin Bey'in kabul etmediği otobüsler de ayrıyeten bana geldi. Artık bize kaldı yani. Biz bir şekilde bunu derneğimiz olarak kabullendik. Otobüs şoförlerini de söyledik. Bir yani yönetim 15 otobüs alttan haricinde giden otobüsler oldu Yiğit. Tamam. Yani hayır, neden alttan gittiler onları da açıklayayım. Yani otobandan gitmeyenler oldu. Evet. Çünkü 6100 kişi bize imza attırdılar. Taraftar geçebilir diye. Alttan gidenler saymadılar. Neyse HGS'lerini gönderdiler. Bunları ödeyin dedik. Onları da ödemediler. Esas konuya gelelim ben. Hani kısa kesmek istiyorum evet, da evet. Konu dağılmasın diye. Ekrem Can'ın gönderdiği otobüslerden bir tanesi güya belediyenin oraya gelmiş. Bizim kardeşlerimizden biri sen bize lazım değilsin, bize 5000 lira ver, otobüsünü al git demiş. Ve gitmiş otobüs. Belli mi hangi ilçede oldu bu? Hayır hayır. Belediyenin önündekinde olanlar. Yani Ekrem Can'ın gönderdiği otobüs. Evet, otobüslerden. Tamam. Evet, o otobüslerden şoför demiş yani. Vallahi ben de dedim ki Sayın Koyun, bunu ispatlamayan namerttir, şerefsizdir. Çok şey... Ben şeyi dedim, ispatlamayan. Evet, evet. Şimdi ne var burada? Sen bir yeri hırsızlıkla itham ediyorsun. Sen değilsin dedi. Ben de dedim ki ben dernek başkanı olduğum bir yerde sen benim organizasyonuma burada böyle bir şey var diyorsan bize demiş olursun. Ki biz bu kulübe daha sezon başı kendi aramızda demin de anlattık. Ümit abiyle Galip abi, rahmetli abilerimiz bizim. Kocaspor kulübünde çalışan iki değerli ismimiz. Allah rahmet eylesin ikisine de gani gani. Birisi trenin altına attı kendini. Bir tanesi de bir şey oldu. Kalp krizine. Evet. Bunların aileleriyle görüştük biz. Aileleri de zor durumdaydı. Bunlara yardım edelim dedik. 80 bin lira 8-8-2022 tarihli Kocaspor makbuzlarında kayıtlı belgeleriyle birlikte biz hem kulübün bir işi çözülsün hem de bizim sevdiğimiz insanlara taraftarlar dernek başkanı olarak bir vefamızı ödeyelim dedik. Yani sen şimdi bu taraftarlara 5 bin lira için veya 10 bin lira için veya 1500 tane bilet için yok vermeyeceğim falan dersen bu taraftar senin hiçbir şeyine muhtaç değil Engin Koyun. Daha doğrusu hiç kimsenin hiçbir şeyine muhtaç değil Hodri Meydan taraftarları. Yıllarca bilirsin amatörde çok fakirlikler çekti Kocaspor. Bu taraftarlar kendi imkanlarıyla, kendi arabalarıyla gitmedik deplasman, asılmadık, pankart bırakmadı. Yine bırakmaz. Yani kimsenin de tek elinde değildir Kocaspor. Sayın Koyun, sana buradan tekrar seslenmek istiyorum. Yani yönetiminde çok değerli insanlar var gerçekten. Ben bunlara şahit oluyorum. Ama sen bu kamuoyu da bunu böyle biliyor, söylüyor. Sen bu kulübe yakışacak vizyonu sahip olan bir insan değilsin. Biz taraftarlar olarak senden bir an önce Kocaspor'un önünü açmak için, tamam seçim kazandım diyorsun, zafer çığlıkları atıyorsun ama bu seçimin galibi Kocaspor oldu, sen olmadın. Yani sen bir nokta koyalım, yönetmen arkadaşımız reklam işareti veriyor. Çok kısa bir reklamımız var, reklamlardan sonra tekrar devam ederiz. Evet sevgili seyirciler,
reklamlardan sonra tekrar Sayın sevgili başkanımız Haluk Bozoy'la sohbetimiz devam edecek. Reklamlardan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Konuğumuz Hodri Meydan Derneği Başkanı sevgili Haluk Bozu. Kongreyi konuşuyoruz. Önümüzdeki sezonunu konuşacağız. Tabii reklamlara giderken süre olmadığı için çok müdahil olamadım ama sevgili başkanımızın Engin Başkan'la ilgili söylediği şeyler tabii ki kendisi ama biz sevgili Engin Koyun Başkanımızın bu kulübe gerçekten büyük katkıların olduğunu biliyoruz ve bu kulübün başkanıdır ve ona saygımız sonsuz, onu belirtelim. Sevgili başkanın da söylediği kendisini mal ama tabii ki cevap hakkı doğmayacak şekilde devam edersek sevgili başkan. Evet, isterseniz devam edelim. Bundan dolayı aranız açıldı herhalde. Bu otobüs meselesinden dolayı. Yani sizin daha çok zorunuza giden tabii yani, Sayın Başkan ben hiçbir yerde bir de kongredeki yaklaşımı da çok onu konuşacağız ama şunu hep söylüyorum. Başkan pardon. Şunu tamamlayayım. Siz diyorsunuz ki Sayın Engin Koyun bize hırsız dedi. Sayın Engin Koyun Başkanımız da ben bunu hiçbir yerde söylemedim. Yüzümüze söyledi Selim abi. Evet. Yüzümüze söyledi. Ben Muammer Çelik, Sercan Özmen, Enes diye yeğeni vardı ve kendi odasında otururken söylendi bunlar. Yani biz bunları kafamızdan da uyduracak kimseler de değiliz. Yani böyle ufak tefek şeyler içinde hani 5000 lira içinde sana böyle konuşacak insanlar da değiliz Sayın Koyun. Bir de demin de dediğim gibi yani tabii siz televizyoncusunuz, basıncısınız ama gerçekten Kocaelispor taraftarı onu kulüp başkanlığına yakıştırmıyor yani. Bunu bir şehir peki, şehir kabulleniyor şeyi, artık bunu. O süreçte bir basın toplantısı yaptınız lokalde. Yani evet. Orada da açıklamaları yaptınız. Sonra kongrede hani devamlı o tepkiler yani bu devam edecek mi yeni sezonda? Yani şimdi iflas kopma noktasına gelmiş. Yani yeni sezonda Sayın Koyun'a tepkiler devam eder Kocaelispor camiasında. Bırakana kadar ya ben olayım olmayayım sıkıntı yok yani o değil. Peki bu takıma hani zarar takıma, vermez mi? Şöyle bir şey söyleyeceğim Selim abi. Takıma zarar vermez. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir kere Hodri Meydan taraftarları Kocaelispor taraftarları artık Sayın Engin Koyun'u istemiyor. Maça gelecek mi o grup? Maça gelecek bu gruplar ama ne yapacak takımımıza biz sen bilirsin yani Selim abi Yiğit sen de. Biz geçen sene de numaralıdan tepkiler veriliyordu. Biz her zaman söylediğimizin arkasındayız. Gene aynı şeyleri tekrarlıyorum ben buradan. Bir dernek başkanı olarak, bir abi olarak veya kardeşleri olarak, arkadaşları olarak bütün Kocaelispor taraftarlarından ben onu yapacaklarına inanıyorum. Biz de sözümüzün tekrar arkasındayız. Biz hiçbir zaman Kocaelispor topçusuna maç oynanırken küfür etmeyiz ve ettirmeyiz. Ve bunu da kabul edemeyiz yani. Evet. Kesinlikle bilinsin. Biz bu saatten sonra bir kere en önce geçen sene de dikkat ediyorduk. Bu sene daha çok artık dikkat edilecek bunlar. Artık ne gerekiyorsa da yapılacak. Öyle kafalarına göre bir kere topçu alamayacaklar. Biz bunun için de mesela şimdi burada kafalarına göre topçu alamayacak derken şimdi Mertan gibi. Ya şimdi mesela ama Babakar orada, gibi. Orada mesela işte, Tistel gibi. İşte geçen sene mesela bir şey hatırlatacağım ben size. Manjeki alırken basın toplantısındaydık biz. Sayın Engin Koyun'a Omolo'yu sordular. Omolo çöp dedi. Alınmaz dedi. Manjek'le yapılan şeyinde röportajında. Bir hafta sonra Omolo'yu getirdi. Bu Manjek'ten daha fena bir adam dedi.
İşte Tisdale aldı geldi. Nerede saatçi var? Topladılar getirdiler. Başımıza da bela ettiler. Bunlardan şimdi kent büyüklerinden sebep de biz birazcık da tolerans tanıdık bunlara. Yani ama şimdi artık bardağı taşıran son damlaları söyledi. Yok sinyalciymişiz. Vallahi biz sinyalci değiliz. Şimdi burada da isimlerini de açıklamak istemiyorum. Çok da yok yani, sizin yok. Programda açıklamak söz zaten. Söz hakkı doğar, hani canlıyım zaten. Ama bizim kendi programlarımız da var biliyorsun Yiğit. Instagram evet. Sayfalarımızdan falan. Çok ısrar ederse onları da açıklarım. Kendisi bize çok para teklif etti bu seçim döneminde. Gelin benimle birlikte olun diye. O olmayınca tehditler başladı. Şimdi de tehditler programın, bizim başlamıyor. Programın şeyi şöyle. Karşı tarafa cevap hakkı doğsun gelsin isterse doğru yani şöyle de bir şey olabilir. Ben buradan Sayın Koyun'a da sesleniyorum. Varsa yüreği yetiyorsa benimle bir canlı yayına çıksın. Yüz yüze hesaplaşabiliriz yani Selim yani, abi. Yüreği yeter yani o konuda ya, yüreği yetiyorsa. Işte yetiyorsa veya değil işte. Ya bundan sonra şimdi bizim derdimiz ya. Şimdi benim de sevgili Yiğit'in de derdi. Kocaelispor bu durumda zarar görmesin. Yok. Biz Allah'ın izniyle biz demin de baştan kendi dedik. Kocaelispor kulüp başkanı şunu bilmesi lazım ki. Sayın kulüp başkanımız şunu bilmesi lazım ki. Kocaelispor takımı taraftarsız olamaz. Sizler de şunu bilmeniz lazım ki. Evet. Yani sizler de şunu bilmeniz lazım ki Kocaelispor taraftarı o koltukta kim oturuyorsa ona saygı göstermemiz evet, lazım. Doğru. Konuşurken yani ben hiçbir açıklama yaparken hakaret eden bir şey söylemedim. Evet, yani ona dikkat etmemiz lazım. Ama bizim derdimiz işte, orta yeri bulmamız. Olabilir yani. Yüz yüze de gelebiliriz. Bizim burada anlattıklarımızdan hani çiğ yemedik, karnımız ağrılsın mutlaka, diye bir atasözümüz var. Mutlaka. Biz çiğ yemedik. Buradan açıkladıklarımızın hepsinin sonuna kadar da arkasındayız. Mesela kupalar geldi aklıma. Ya o kupalar nasıl kupalar, oldu? Yani Abdurrahman Bey'in odasını bilirsin sen. Tesislerdeki Yiğit. Tesislerde mi? Tesislerde abi. Abdurrahman Bey'in odasında. Maalesef birkaç kez ben o kulüpte çalışan müdürlerimize rica ettim. Yönetimimizden birkaç kişiye rica ettim. Bakın bu kupalar yerlerde duruyor. Lütfen bakın bunlar bizim mazilerimiz. Bunlarda çok emek var. Mesela bu seneki gibi 24 bin kilometre yol gitti bu taraftar yani. Evet. Bir emek var, bu kupa alındı. İşte herkesin hakkı var tabii ki burada. Yani belediye başkanlarımızdan herkese kadar hakkı var bunların ama bir emek var sonuçta burada. Bunlara sahip çıkılsın dedik. Bir fotoğrafları da var isterseniz onları da gösteririm size. Simsiyahtı, yerlerdeydi. 3-5 kez uyarmama rağmen uyarı da değil, rica yani. En son uyarı niteliğine girdi. Abdurrahman da orada kulüp çalışanı, gerçi Koyun Bey'in işçisi ama tabii biz Allah'a da inançlı insanlarız. Yalan atarsa ahirette de çıkar. Dedim ki Abdurrahman bunlar dedim neden olmuyor kardeşim ya? Abi dedi ben mi yapayım dedi ya bunu da dedi. Gerçekten çocuk da çok çalışkan bir çocuk. Ben seviyorum da kendisini. Çalışmasından ötürü. Kişiliği kendini bağlar. Sen alıp dedi yaptıramaz mısın abi dedi bunu yani. Al dedi ya siz dedi daha çok sahip çıkarsınız yani. Yani tamam ben taraftar olarak ben malzeme sahip çıkarım da. Yani yazık günah değil mi ya bu şehre? Yani bir camdan müze yapıp bunları koyamıyor mu ya? Ya orası hata tabii. Peki bu basın toplantısına çıkartmadan bunu yapıp oraya götürseniz daha... Ben bunların görsün istedim işte insanlar. Mazisine sahip çıkamayan insanlar gelip Kocaelispor Kulübü'nde başkanlık yapıp geleceğine sahip çıkamaz. Yani çok da iddialar da var mesela. Onu da söylememi istedi taraftar. Yani açıklasın, nasıl açıklayacak onları da bilmiyorum. Burada durmasının bir sebebi olması diyor insanlar lazım. Yani bütün kent, bütün camia seni istemiyor. Ama sen ısrarla burada durmak istiyorsun. Neden? İnsanın akıllarına soru geliyor. Bana da soruyorlar.
Ben de çok merak ettim. Ama dedikodular var. Sağda solda dönen şey, hani dedikodu diyoruz buna ama bilemiyoruz gerçeklik payı çıkacak mı. Şeye de dedikodu diyorduk bu üyelere. Çıktı maalesef. Sevindikli de hepsinin arazileri varmış. İnşaat işlerini bunlar yapacakmış. Ama bir de kentin ama şu da var. Başkan, bir şey söyleyebilir miyim? Kent şunu istiyor. Kesinlikle sevindikli olunmasın diyor. Evet. Şimdi, burada ısrar ne yani? Ama kent şeyde de statta Ali Kaya'da olmasın dediler. Abi onu da yaptılar. Şimdi burada bir ama başkanım, artık işte bunu söylemek istiyorum. Başkanım. Ben. Artık bu kentin abilerinin, büyüklerinin, arkadaşlarımızın, ileri gelenlerinin bu kente sahip çıkması gerekiyor. Başkanım, bu kentin değeri. Bu tesisle ilgili bir şey söyleyeyim. Özür dileyerek lafımı bitirirsem abi. Tamam. Bu kentin artık bu markaya, Kocaelispor markasına değer vermesi lazım, sahip çıkması lazım. Amatördeyken biz mutluyduk. Biz şimdi şampiyon olduk, mutsuzuz. Bakın evet, arkadaşlar bu çok önemli şeyler. O zaman yani ne istiyoruz biz? Yani ne istiyoruz? Yani Engin Koyun, bunun orta yolu ne o zaman? Engin Koyun bir an önce gerçekten kongreyi de kabul etmiyoruz biz. Yani usulsüz bir kongre. Tamam belki usullü ona göre. Ama kent kamuoyunda sen usulsüzlük yaptın. Demin de anlattım. Yiğit inkar etsinler bunu. Sen yalan söylüyorsun desinler. Kardeşim bu kongreye gelirken herkes aidatlarını orada öderdi. Şimdi bu ne zaman değişti sevgili? Bu değişti. Şimdi bu son yıllarda ama şöyle yaptılar. Son 3 yıl aidatını ödemeyenler oy kullanma hakkı yok. Şekil. Son 3 yıl. Son 3 yılda aidatını ödemeyenler. Değil abi yalan abi ya. Enes'ler var ya üniversiteli. Bizim eski başkanımız. Bir de örneğin şeyi söyledi. Enes Tabanlar. Mart 2021'de tüzük tadilatı yapıldı. Daha ilk defa oy kullanacaktı bu adamlar. Yani. Enes'ler ne zaman oldu ya? İşte 2 sene oldu. Ha, bak, 2 sene oldu. Şöyle bir şey var başkan. 2021 Mart ayında tüzük tadilatı yapmışlar. Yeni üyeler ilk olağan kongreyi geçirmeden oy kullanamazlar. Peki tüzük tadilatı yapmak için genel abi geçirdiler çocuklar. Hüseyin Üzülmez zamanında yapıldı. Işte, o zaman işte yapıldı. Yapıldı. Engin Koyun seçilmedi mi başkan? Evet. Ama olağan kongre geçirmesi tamam, gerekiyor. Olağanüstü demiyor. Olağan kongre 3 yılda bir oluyor ya. Evet abi. Yani 300'e yakın üye yapılan. Abi Engin Koyun bir daha seçilmedi mi? Kimse karşısına çıkmadı. Olağanüstü. Yani. Olağan şimdi 3 yılda bir yapılıyor ya bizim olağan evet kongre. Evet abi. Yeni üyenin bir olağan kongre geçirmesi maddesi varmış tüzükte. Evet. O şekilde. Hüsnü abi. Hüsnü abi yıllardır üyedir. Ha. Aidatını ödediyse sıkıntı yok. Ödememiş adam. Bu seneki. Gelsin ödesin. Ya kapıda ödesin. Mesela. Yani. Ne yaptınız? Öyleydi. Suat abi. Hayır şimdi. Hayatını vermiş insanlardan bahsediyor. Şunu söylüyorum. Yani efsane başkanlarda İsmail Kalkan dedenin üye kullanma hakkı yokmuş yani. O gerçekten. Yani. Orada çok hatalı olduklarını ama şu tesis konusunda şunu söyleyeyim. Şimdi başkanım. Yani tabii o kanıt olmadan bir şey abi, diyor ama bunlar dedikodu diyorum ben sadece yani, Selim abi. Ama dedikodu bunlara cevap verebilir demesi için evet, ben şunu söyleyeyim. İzah ediyorum. Yani, ben suçlama yapıyorum sen böylesin demiyorum. Yok yok sevgili başkan basın toplantısında ben tesislerin sevindikliğe yapılmasına karşı olduğumu söyledim. Evet niye ısrar ediyorlar abi? Orası çünkü kış dönemi çok kar oluyor. Olur, evet. Çok kar edecek. Bir de şu vermiş. Takım şehirden uzaklaşıyor. Takım şehirden uzaklaştırdığın zaman takımla o taraftarı birbirinden uzaklaştığın zaman gerçekten zor. Ama şunu isterim yani. Eğer oraya atıyorum bir tesis yapılacaksa ve bu tesisi Kocaelispor'a para veren yöneticinin tesisi yapıp kendisi de para kazanmasını isterim yani. Madem Kocaelispor'a bir... Bunun yeri sevindikli olmasa da ha, tabii, mesela... Tabii. Bu kente yakın. Bir şey söyleyeyim. Yeni kentte tesisler yıkıldı. 5 yıldır boş kalıyor. Yani evet, küçük orası diyorlar. Küçük mü? Hayırlısı ama diyelim. Yani şehre yakında büyük bir arazi bulunur. Kandıra yolu var mesela. Ya yol var ya şehre yakın. Artık inşallah kent yönetimi karar verir. Hodri Meden'in bundan sonraki yol haritası. Çünkü ben her zaman derim. Bundan sonraki yol haritası tribün işte taraftar, biz coşkuyla. Çünkü takım taraftarsız olmaz. Biz taraftarımız Kocaelispor'a desteğini hiçbir zaman esirgemez. Hiçbir zaman esirgemez. Takımına 90 dakika desteğini verir.
Ama Engin Koyun'a da tepkisini verir. Peki, yenilse de. Peki başkanım, Engin Koyun'dan Engin Koyun'dan ne yani bunu söylemedim diyor. Yani bir özürüm bekliyorsunuz. Yani nasıl barışırsınız? Vallahi bu konuda bir şey olması gerekir. Ben kişiliğine asla ve asla bir şey demem. O kendi hayatıyla alakalıdır. Ama yani ben burada 10 bin kişi, 15 bin kişilik bir camiayı temsilen buradayım. Bize de bir görev verilmiş. Ama bu adamın şehir olarak, camiye olarak istenmediği aşikar ortada. Orası farklı bir şey. Yani sizin tepkiniz, yani. Siz diyorsunuz ki bize hırsız dedi, biz hırsız değiliz. Değiliz, evet. Yani onun çıksın, bir kere bunu da taraftardan özür dilesin. Evet. Tamam mı? Ben bunu söyledim ama söylemedim özür dilerim demesin. Ben bunu söyledim ama özür diliyorum desin. Erdemlik yapsın. Biz de kardeşimizi gösteririz. Ya biz Kocaspor'a kardeşlik yapıyoruz. Tabii biz Selim abi. Ama o da Sayın Cami Bürgül kent büyükleri devreye girerse bu iş böyle olmaz. Takım işte. Biz kent büyükleriyle de konuştuk. Evet. Biz istemediğimizi deklare ettik onlara kendilerine. Yani ya sadece Haluk Bozoluk bir şey değil ki bu Yiğit. Tabii ya. Tabii. Hani Haluk, geçen hani sene insanlar bunu Haluk Boz olarak görmesin. Geçen sene yani hani takım yani evet maratonda takımı destekleyici şeyler oldu ama yine olacak. Arkadaşları biz aldık. Yani evet. Arkadaş futbolcu arkadaşlar hani ya biz taraftarımızı diyor abi, son haftalarda hissetmeye başladık. Ankara'da diyor çok mutlu olduk. Evet. İşte Karacabey maçında hani onlar da o görsel şovu, coşkulu ortamı istiyorlar. Yani gene olacak. Olacak mı? İyi yani o zaman. Yani Fırat Hoca'ya tepki yok muydu abi? Evet. Takım destek verilmedi mi? Şampiyon yani olunmadı mı? Hep beraber üçlü çekilip tabii. Zıplanılmadı mı? Tabii. Hani taraftar Engin Koyun'u istemiyor. Bunu artık gör. Yani Kocaspor camiası seni istemiyor yani. Taraftarından tut büyüklerine kadar yani. Bu bir ağ. Hiç kimse seni istemiyor. Yani lütfen takımı daha çok da zarar verme. Bence çık bugün. Tamam, dün seçildin. Nasıl seçildiğini biz gördük. Bugün de istifa et. Yani biz bunu bekleyeceğiz. Senin gitmeni bekleyeceğiz yani. Mutlu olabilmek için kentteki, şehirdeki insanlar senin bu Kocaeli makamını bırakmanı istiyor yani. Bir an önce de bırakır inşallah. Sezonda da kimse merak etmesin. Biz takımın ahengini asla bozmayız. İdmanımıza da gideriz, seyrederiz, bağırırız. Biz takımımızda oynayan, ona emek veren, formasını terleten bak. Formasını terleten futbolcuyu seviyor Kocaspor. Mertan diye bir futbolcu alınıyor. Niye kızılıyor abi? Adamın bir tane golü var kendi kalesinin. Ya ben şimdi idmanda bile, bak abi öyle değil ama bu Kocaspor'un hani diyor ya Engin başkanımız, biz Kocaspor'un bir lirasını heba etmeyeceğiz. Sen Kocaspor'un milyonlarını heba ettin sayın ama Engin Koyun. Ama her kulüpte transfer hatası olabilir. Ama bu hep sizde mi olacak? Mert'in, Hazalan, öbürküler ne işi var abi bunların takımında? Uğurcan Bekçi'yi yedin sen ya. Çocuk bak playoff'a götürüyor takımı. Evet. Batuhan Kayıkçı'yı yedin, Mesut'u yedin, Burak Süleyman'ı yedin. Şey neydi o bizim? Gökdeniz'i yedin. Herkesi yedin abi ya. Yedin abi, sen futboldan da anlamıyorsun. Anlamıyorsun, ben biliyorum diyorsun ama hiçbir şey bilmiyorsun. Vallahi bilmiyorsun yani. Ya şimdi ya ben görüyorum peki ya. Peki bu sene kurulan kadrodaki futbolcuların yani kim kurdu? Bu takım yani şampiyon bu oldu. Bu seneki kadrosun bir öyle de böyle kadronun karakterinden, performansından. Bu kuramaz. Yani ki o zaman Fırat Gül de kuramaz. Kim kurdu o zaman? Fırat Gül ben kurdum diyor. Engin Koyun ben kurdum. Ama bu bir ekip işidir. Ekip işi de ama bir dakika. Ekip işiyken sen dün kongrede bu kupayı ben aldım demeyeceksin. Biz aldık diyor ama. Demedi. Bak izleyin. Bak iyi dinle abi. O kızdıktan sonra ben çünkü onu iyi görüyorum. Yani çok bak, kızdı. Selim abi her şeye kızdı. Ya kızdı arkadaş, ama şurada dedi ki biraz da kibirli. Biz hepimiz bak, kibirli abi. Biraz da kendini Kaf Dağları'nda görüyor. Öyle olmuyor.
Futbolu bileceksin. Ama şimdi, parayla olsa bak abi. Başkan şey empati yapalım. Parayla olsa empati yapalım. Ali Koç bugün parasıyla şampiyon olur. Hayır, şurada beş empati. 5 yıldır olamıyor işte. Olamıyor yani. Başka bir de olmadı. Parayla olsa bu iş öyle şu, değil. Belki yani empati yapalım. Ben Kocaelispor Kulüp Başkanıyım. Kulüp Başkanıyım. Konuşmaya çıkacağım. 1000 kişi salonda seni istemiyoruz. Evet. Yo işte Gümüşhane'ye başkan olsana. Evet. Ya artık onun da bir sinir şeyi var. Belki istemediği şeyleri de söylemiş olabilir bizim yani. Bizim U17'miz. Bak şimdi inşallah ben söyledikten sonra yapacak. Bari çocuklara güzellik olsun. Bizim U17'miz şampiyon oldu. Prim sözü verdi. Bir dakika. Primleri de verilmemiş. Federasyon para gelsin öyle verecek. Ayrıyeten onlar da verecek. Onlar da verecek. Ben niye seçimden önce vermedim? Çünkü seçilemezsen vermeyeyim dedin. Biz onun yollarını yemiyoruz abi artık bak. Vallahi yemiyoruz. Kocaelispor taraftarı hiç kimsenin yolunu yemez. Yapma koyun. Sayın koyun gidin buradan. Şimdi başka bir şey yok sevgili yani. Başkanım son 5 dakikamız. Bu 5 dakikada kent büyüklerimize, Kocaelispor camiasına, Kocaelispor yönetimimize, sayın başkanımıza, en iyi koyuna. Son 5 dakikayı size bırakalım. Sizle bitirelim. Ne mesaj vermek istersiniz? Öncelikle buradan bütün kamuoyumuza sesleniyorum. Ne olursa olsun seneye takımımıza 90 dakika hizmet edelim. Terimizin son damlasına, nefesimizin son kısılacak yerine kadar takımımıza destek verip takımımızı layık olduğu kardeşlerimizin arzuladığı Avrupa'ya götürebilmek için bu bayrağı, bu sancağı, bu armayı taşıyabilmek için elimizden gelen her şeyi yapalım. Kimseye hakaret etmeden, çünkü Kocaelispor taraftarı çok büyüktür. Layık olduğumuz yere hep beraber çıkalım. Buradan da Engin Koyun'a tekrar seslenmek istiyorum. Sayın Başkan, yol yakınken geri dön. Kent büyüklerimizle de sesleniyorum. Bu başkanımız maalesef kentte kabul görmedi. Bir an önce sözünü de tutsun. Kendisi diyordu ki düştüm çıkaracağım, bırakacağım. Öyle mi? Evet yani. Şeydeki kongrede, 6 ay önceki kongrede karşıma aday çıksın, bırakacağım dedin. Bunları da yapmadın. Yani bir an önce taraftarın sesine kulak verilsin. Hem kent büyüklerimiz tarafından, hem sivil toplum kuruluşları tarafından. Sen de bir an önce Sayın Başkan çekil bir an önce. Çünkü artık takdir görmüyorsun. Yani kulübe zarar veriyorsun. Şeyi soracağım. Bu şimdi dünkü kongreden sonra bir kere yani uzun yıllardır tanışıyoruz zaten. Ben arama için şimdi Odru Meydan Bağdat'ta maç olsa Odru Meydan ve Kocaelispor pankartını oraya asar. Astı. Onda evet astı da asar her yere. Bağdat olur. Lizbon'a da astı. Lizbon olur. Avrupa'sı her şeye asar. Şimdi bakıyorum ben şimdi sosyal medyadaki paylaşımlara. Şimdi siz çok güzel bir şey söylüyorsun. Odru Meydan gene tribünde dik duracak. Evet. Takımını 90 dakika destek. Ama belirli bir kesimde artık şunu diyor. Dün itibariyle işte ben artık bundan sonra geçen sene işte küsenler, kızanlar ben bir daha stadan yolunu geçmem diye. Onlara nasıl bir sesleneceksin? Yani ben her zaman yine söylediğim şeyleri tekrarlıyorum. Kocaelispor'a küsülmez, şahıslara küsülür. Bakın biz de küsüz şu an. Daha doğrusu küstük de sesimizi çıkaramıyorduk. Çıkartmıyorduk yani. Çıkaramıyorduk deyip yanlış anlaşılmasın. Sezonu bekliyorduk. Yani kulübün menfaatleri için. Menfaatleri için sesimizi kestik, oturduk aşağıya. Takım şampiyon oldu. Sesimizi çıkartmaya başladık. İşte buradan tekrar söylüyorum. Kocaelispor'a küsülmez. Kocaelispor'u seven insan küsemez abi Kocaelispor'u. Mesela şöyle bir örnek verelim. Evimizde eşimizle, çocuğumuzla kavga ediyoruz. Onlara da küsüyoruz. Tabii. Sokağa çıkıyoruz. İşimizin başına gidiyoruz. Ama akşam evimize döndüğümüzde barışıyoruz yani. Şimdi Engin Koyun'a küstüm diye de Kocaelispor'a küsülmez. Ben böyle bir mantıkta kabul etmiyorum. Vallahi küstüysen geleceksin orada direneceksin bizimle birlikte hep beraber Kocaelispor taraftarlarıyla. Bu adama
buradan gitmesi için ne mücadele ediliyorsa yasal çerçeveler doğrultusunda hakaret safhasına varmadan gerekeni yapacağız. Biz bu adamı buradan göndereceğiz. İzmitliler bu şehrin başına gelip başkanlık yapacak inşallah. Ve biz de onlarla birlikte evlatlarımızı, kardeşlerimizi, abilerimizi, annelerimizi, babalarımızı, büyüklerimizi, küçüklerimizi hep beraber alacağız. El ele, kol kola, omuz omuza Avrupa'ya. Çünkü bizim hayallerimiz var. İnşallah biz bu hayallerimizi gerçekleştireceğiz hep beraber. Sevgili başkanım çok teşekkürler. Rica ederim. Gerçekten çok zor iki günün ardında bize konuk oldunuz. Bizim isteğimiz de elbette inşallah bu sezonu yaşadığımız şampiyonluk sevincini önümüzdeki sezonla Kocaeli Spor taraftarının o vereceği coşkulu destekle tekrar o sevinci yaşarız. Umarız tabii dediğim gibi inşallah en kısa sürede Sayın Başkanımız Engin Koyun Bey ile beraber bir araya gelirsiniz ve bu küskünlükler biter. Çünkü Sayın sevgili Başkan çok güzel bir şey söyledi. Eğer bu şampiyonluk, şimdi bakıyoruz Çorum'da şampiyonluk kutlanıyor, haftalardır o sevinç yaşanıyor. Öbür takımlar gene öyle. Bu sene gerçekten biz şampiyonluğun tadını çıkartamadık. İnşallah en kısa sürede bu küskünlükler sona erir. Ve Kocaeli Spor yönetimiyle, taraftarıyla, basınıyla, kentle bir bütünleşir ve sezona müthiş bir şekilde başlarız. Sayın Başkanımıza tekrar teşekkür ederiz. Programın ikinci devresinde devamlı yorumcumuz Sayın Devent Kılıçsaslı'yla beraber tekrar sizlerle beraber olacağız. Evet sevgili seyirciler, reklamlardan sonra tekrar sizlerle beraberiz. İlk bölümde sevgili Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı, sevgili Haluk Bozo konuğumuzdu. Tabii biraz hareketli geçti. Kendi görüşlerini anlattı. Onun söylediği görüşler bizi bağlamıyor tabii ki. Bizim için Kocaeli Spor Kulüp Başkanı Sayın Engin Koyun çok değerlidir. O koltuğa çok yakışıyordur. Hak ederek oraya geldiğini düşünüyoruz ve gerçekten maddi ve manevi açıdan hem Sayın Engin Başkan hem yönetim kurulunun içindeki çok değerli iş adamları var. Kocaeli Spor'da hizmet için oradalar ve biz bunu takdirle karşılıyoruz, onu söyleyelim. Cevap hakkı doğmuşsa da Sayın Başkanımız her zaman için cevap hakkını kullanabilir. Biz kongreyi konuşacağız. Evet, gerçekten Kocaeli Spor Kongresi çok konuşuluyor. Hem üyeler aidatlarının ödenmemesinden dolayı oy kullanamadılar çoğu. Bunu çoğu üye bilmiyordu. Bunu yönetim daha önce açıklayıp işte herkes daha önce yapıldığı gibi üye aidatlarının toplanması için uyarılar yapıldı. Bu dönem yapılmadı. Ama kongre yapıldı ve kongreye hemen sayıları da verelim. 1100 kaçtı sevgili Yiğit? O kullanmaya 1011 aidat üyeden 708 üye imza attı. Bunların 674 üyesi oy kullandı. Sandıklar açıldıktan sonra 679 zarf çıktı. 5 tane zarf fazla. Ya kullanıp imza atmadılar herhalde, arada unutuldu. O 5 zarf çıkarıldıktan sonra 4 tane geçersiz. 4 tane geçersiz ve yapılan oylama sonunda Engin Koyun Başkanımız 369, Engin Koyun Başkanımız yönetim kurulu listesi 364. Bu sefer farklı bir şey yapıldı. Bu da onu konuşacak çok saçma bir şey olmuş. Ondan sonra Sayın Yaşar Can başkan adayımız 294 oy kendisine çıktı. Yönetimine de 277 oy çıktı. Nedir bu şimdi yani? Yani 75 oy farkla Sayın Engin Koyun göreve devam etti.
biz hayırlı olsun diyelim. Ama bunu biraz konuşmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten bir kere ben şeyi anlayamadım. Başkan ayrı, yönetim ayrı, seçilmesi. Yani ne oldu? Ya çok acayip bir şey. Tabii arada söylemiştik. Hocamız geldi. Hocam hoş geldin özellikle. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Evet hocam, isterseniz sizinle başlayalım. Dinledim sizi. Önce sizinle başlayalım. Bir genel kurul geçti. Uzun bir aradan sonra iki adaylı bir genel kuruldu, yapıldı. Genel kurulla ilgili sizin düşünceleriniz ne? Neler söylemek istersiniz? Evet. İyi akşamlar dileyim önce. Haluk Bozo kardeşimizi dinledik. Onun da bence birçok haklı genel kurulun bütünüyle ilgili haklı serzenişleri var. Benim de var. Ama bu genel kuruldan ben şahsen şunu çıkardım. Bir önceki kongrede değil mi çocuk değişikliği yapıldı? 2021. Yani bir şey... Yok. 2021 Mart. Mart. Rahmetli Hüsnü Zülmez'in... Şimdi gördük ki o kongrede yapılan tüzük değişiklikleri çok centilmenliğe aykırı olmuş biraz. Bir de alışkanlıklara aykırı olmuş. Bu kongredeki uygulamalar tüzüğe atfedilerek yapılan uygulamalar, tamam anladık. Ama nasıl söyleyeyim? Onu şöyle açalım hocam. Yani 2021 Mart'tan sonra yeni gelen üyeler bir olağan kongreyi geçirmeden oy kullanamaz maddesi konulmuş. Yok, ben işin o maddede değilim. Ben daha çok aidat maddesindeyim. Çünkü o konulabilir, öyle bir şey yapılabilir. Ona da çok ben taraftar değilim ama çünkü bakın Türkiye'de kulüpler, kulüp yapılarında böyle sert maddeler koyarsanız o kulüpteki işleyişin önünü tıkarsınız. Evet. Bak ben size bir örnek vereyim şimdi. Yani tüzük o. 2011'de kendi yaşadığımızı hepimiz yaşadık. Evet. Ne oldu? Kulübün kapatılması gündemiyle kongre kararı aldı o zamanki yönetim. Değil mi? Şimdi gittik biz oraya, eski futbolcular falan hep beraber. Daha önce toplandık. Dedik müsaade etmeyelim biz bu kongreye. Neyse uzatmayalım. Baktık hakikaten eyvah eyvah gidiyor. Kapanacak yani. Bir dakika dedik ya. Evet. Bir dakika dedik, hop. Biz adayız kardeşim. Aday yok. Ve içimizde 2-3 kişinin dışında hiçbirimiz o sırada üye değildik. Şimdi üye olmayan yönetimde görev olabilir mi? Ne yapıldı? Hemen kongrede genel kuruldan bir yetki alındı. Üyeliğe kabul edildik ve kulübü devraldık. Allah korusun şimdi öyle bir şey olsa, birileri gelse kötü niyetli kulüple ilgili kötü bir şey yapacak ya. İlla kapatmak değil de bir dakika hop diyemeyeceğiz yani. Onun için şimdi bizim ülkemizde bazı şeyler, bazı esnekliklerin olması lazım. Bir, bu konuda. Biz bence bu önemli bir şey oldu. Ne derler? Bir yanlış tüzük değişikliği olmuş. Demek ki bunu tadil etmek lazım. Yani daha bir esnetmek lazım. Yumuşatmak lazım. İki, efendim kongrede oy kullanabilmek için takip eden yılın Mart'ının sonuna kadar bir yıl öncekinin aidatların ödenmesi lazım. Kaç lira abi aidat? 60 lira. 60 lira. Yani sanki çok büyük para. İnsan 60 lira elektrik makbuzun olsa unutursun be. Bir otomatiğin, merdiven otomatiğin şeyi olsa, hani 60 lira gelse eve gelen 200-300'ü ödersin de atlatır dersin, unutursun. Şimdi bu kadar katı olursan, değil mi? Evet. Birçok arkadaş yönetime giremediler. Şey yüzünden, bunda yüzünden. Yönetime giremedi ya. Ya yönetime layık olan insan giremedi. İki, peki şöyle bu kongre kararı ne zaman alındı? Ben onu da merak ediyorum. Mayıs'ın ilk haftası. Mayıs'ın ilk haftası.
Aidat ne zaman ödenmesi lazım? Mart'ın sonu. Yani adam atlamıştır. Herkes Kocaeli Spor'u her üye senin benim gibi takip etmiyor ki. Adam ya öderiz ne olacak 60 lira gideriz ikisini birden öderiz de. Şimdi sen Mayıs'ta kongre kararı alıyorsun ama Mart'a kadar üye aidatın ödenmiş olmasını. Ya bunu ben aşağı şey demiyorum. Ya Engin Koyun böyle yaptı demiyorum. Ama bir tüzükten kaynaklanan bir sıkıntı var burada. Evet. Demek ki benim bu kongrede en çok gördüğüm şey demek tüzükte biraz bir daha düşünmeli. Örneğin dün bu kadar hocam aidat evet insanlar unutuyor. Ben dün örneğin yönetim yönünde olsaydım hazır imzayı atıyorum ya ben. Eskiden yapıyorlardı makbuzu. Abi borcum var şu imzayı atmadan önce de bir alayım. Hani aynen. Çünkü adamı yakalamışsın hazır orada. Aynen. 700 tane adam mı geldi? Aynen. 700 kişi geldi yani. Aynen. Aynen. Şimdi sen bunu çocuk da olmasına rağmen böyle delebilirsin. 31 Mart tarihi atarsın makbuzlara. İyi niyetliysen. Şimdi ben gidiyorum. Levent Kılıç Arslan. Herkes tanır mı beni? Tanır. Selim Erlimaz tanır mı? Ya 60 lira abi. Ya yatırmamış. Tamam abi. Hepsine makbuzların 30 Mart tarihi at kestiğim makbuzlara. İyi niyetliyim çünkü. Yiğit oy kullansın yani. Çünkü bildiğimiz kardeşimiz yıllardır üyemiz. Şimdi sen bunu yapmadın bir. İkincisi Mayıs'ta karar almışsın. Mart sonu aidat yatırılmasını öngörüyorsun. Ve yönetime giremiyor. Şimdi diyelim ki bak bir mahsur daha söyleyeceğim size. Diyelim ki Kocaeli Spor zor durumda ekonomik olarak. Şeyde Büyükşehir Belediyesi de tıpkı eskiden Kara Osmanoğlu başkanımız zamanında. Abramovich geldi İzmit'e. Ha vazgeçti. Abramovich geldi. Buradaki büyük bir sanayi kuruluşu. Yok ya Abramovich geldi. Ya yok ya. Ya niye yüksek? Doğal örnek verelim ya. Bizim İzmit'te kurulu sanayi kurumlarından bir tanesinin şeyi gücü yerinde olan bir kişi de geldi dedi ki tamam ben alıyorum yönetimi. Üye değilsin alamazsın. Üye değilsin. Niye? Sen iki kongre sonra geleceksin. Olur mu böyle bir şey? Bak onun için diyorum bizim çocukta sıkıntı var bu belli. Evet. Bir kere en kısa zamanda bu husumeti de kötü niyeti de kötü niyetli olanlar için söylüyorum. Kötü niyetlilere de önünü açan bir şey. Bir de örneğin ben şey eski başkanların hepsinin doğal üye olması lazım. Ya. Şimdi ben doğal üye olması lazım. Evet. Şimdi kendimden örnek. Kendimden örnek vereceğim de vermiyorum. Neyse o bir şahsi olur o zaman. Ama genel böyle. Yani sen şimdi burada centilmenlik dışı hani nasıl söyleyeyim kırmızı kartlık faul değil ama seyirci gördü abi faul. Hakem görmedi. Seyirci gördü. İşte ben gördüm, sen gördün. Oraya gelen gelemeyen, oy kullanan kullanamayan gördü. Faul var yani bu işte. Onun için Bahri Başkan'ın mahkemeye vereceğim demesinde de doğruluk payı var. Neyse, benim bu seçimle ilgili bir şerhim var. Burada centilmenlik dışı Kocaeli Spor genlerine, kültürüne yani 66'dan beri izlediğim Kocaeli Spor kongreleri ve yapısına uymayan bir şey oldu, kongre oldu. Hoş olmadı yani. Senin içine sinmedi bu kongre? Sinmedi. Benim içime sinmedi. Ha yoksa yönetim öyleymiş, Yaşar Can'ın gibi, onda değilim. O beni ilgilendirmez. Engin Koyun Başkan çalışacağı insanları seçti. Allah yollarını açık etsin, kolay etsin. Seçilmiştir sonunda. Efendim Yaşar Can'a da bu ders olsun, çok geç davrandı. Eğer Yaşar Can bir ay kongre kararı alınır alınmaz piyasaya çıkabilseydi, belki farklı olur. Bazı şeyler farklı olabilirdi. Ya, ama gibi, öyle benim gözümde şu olmuştur. Nihayet biz de varız diyen ikinci grup çıktı. Çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Evet, hani burada hep bağırdık ya. Demokrasi adına değil, Kocaeli Spor adına. Bana da demokrasi. Şimdi Kocaeli Spor demokrasisine bak. Kocaeli Spor tek kişiye. Bundan Engin Koyun anlamında söylemiyorum bunu. Kim olursa. Tabii. Tek kişiye mahkum bir kulüpten, hayır bir dakika ya biz de varız.
Hatta geçen sene ben bas bas vardım. Evet. Benim dedim aday ya, gelin biz o aday, ya birisi aday olsun yani. Biz varız desin. Evet. O imza toplandığı dönem söylemiş. Çetiklesin bazı. Hem imza şimdi Yaşarcan kardeşimiz, İzmit'imizin değil mi? İyi delikanlılarından sevdiğimiz bir kardeşimiz. Biraz geç kalındı bu sefer. Ama Yaşarcan bence potansiyel artık başkan adayıdır. Olmuştur bir kere. Kaybetmiş olabilir. Ama şimdiden başka bir kongre için hazırlıklarını yapsın. Hiç olmazsa bilelim ki kim çıkarsa çıksın bir de Yaşarcan var karşısında. Peki şunu merak ediyorum sevgili Yiğit. Eğer bu konuda bilgin varsa lütfen. Şimdi bu genel kurulu atlattık. Ben Mart'ın 31'inde aidatımı ödeyemedim. Ama şimdi ödedim. İlk olağanüstü genel kurulda oy kullanabilir mi? Yeni üye misin? Hayır, eski üye. Eski üye sen kullanabilirsin. Yeni üyeyi şimdi o yeni üye. Yeni üye bakın şimdi yeni üyede örneğin bizim İlker Açıkgöz 2 sene önce oldu. Ayberk'in babası. Kullanamadı. Şimdi burada daha önce kötü örnekler olduğu için aslında 2021 tüzüğün yani 2021 Mart'ında alınan kararda şimdi Levent Hoca geldi işte 300 kişiyle üye oldu. Ben kulübü alacağım. Bir bekleyecek 3 yıl diyor. Yani bir görevi hani olağan kongreyi geçirsin diyor. Olağanüstü yeri sayıyor. Bu iyi niyetli alınmış bir karar aslında. Kötü bir şey değil. Biz hani dışarıdan çünkü sonuçta ama bir böyle bir mahsuru çıktı işte. Yapılmasın diye. Eski. Değil mi hocam? Abi şöyle yapılabilir. Ben pardon biraz anlıyorum bu işlerden. Bak şimdi. TÜZİ'ye ben de sonunda bir dernek başkanıyım. TÜZİ'ye şöyle bir madde koyarsın. Mevcut yeni gelen yönetimler mevcut üye sayısının %10'undan fazla üye yapamazlar dersin. Bitti. Evet. Ha? Kaç üyen var abi senin? 2000 üyen var. 200 taneden fazla yapamazsın. Tamam. Atıyorum ya yani rakamları. Tamam. %10 dedim. %5 diyebilirsin. %5 diyebilirsin. %5 diyebilirsin. Şimdi bu %5 desen bu şeyin yerine ne derler? Tüzükte. Bunun yerine bunu koysan problem kalmadı değil mi? Bugün konuştuğumuz problemlerin hepsi gitti. Aynen öyle. Şeye de desen efendim üye aidatları için üye aidatları seçimin başladığı seçimin olacağı günden 3 gün öncesine kadar ödenmesi lazım desen olur mu? Bir mahsuru var mı? Yok. Yok. Tamam. Dediğim gibi eğer 3 gün öncesine kadar olmamışsa kongre sırasında değil mi? 3 gün öncesinin tarihini atarsın makbuza. Tahsil edersin. Oldu mu? Üyemiz kullanabiliyor. Ben o zaman biraz daha ileri gideyim. Var mı bir mahsur? Yok. Gayet centilmence değil mi? Ben örneğin biraz daha ileri gideyim. Madem Kocaeli sporumuzu daha modern, daha kaliteli kongreler istiyorsak. Şimdi her taraftarın kulübe üye olma hakkı var. Ama biz şunu ayıramıyoruz. Bence kulüp üyeliği başka bir şey olacak. Kongre üyeliği başka bir şey olacak. Eyvallah. Ben 25-30 yıldır kulübe üyeyim. Yiğit Özcan olarak. Ama ben evet bu takım için elimizden geleni yaparız, ederiz. Ama bu işin ekonomik tarafı var bir de. Bana 5 yıldan sonra kulüp üyesine şunu teklif edebilirsin. Levent Hocam 5 yıldan sonra kongreye seni terfi etmek istiyoruz. Görmek istiyoruz. Ama bunun da atıyorum ki yıllık aidatı 5.000, 10.000. Levent Hoca diyecek ki ben kulüp üyesi olarak kalayım. Bunu ben neden demek istiyorum? Ya tabii ki şimdi artık Kocaeli Spor'un şeyini de artık taraftar belirlemeye başladı yavaş yavaş. Veya ne diyoruz? İşte mevcut başkanlar kendi tanıdıklarını işte üye yapıyor, işte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bunun önüne geçme adına. Ama böyle dediğim gibi geçebilirsin. İşte, ya yüzde koyarsın, bu yapamazsın yani. Sen şimdi başkan oldun. Diyelim Kocaeli Spor'un şu anda kayıtlı üyesi kaç bin? 2000 mi? 3000 mi? Neyse. %5'ten fazla yapamazsın. Yapamaz. Değil mi? Ama başkanın yaptığını bilmiyoruz ki bunu. Hayır, yaptı demiyorum. TÜZİ'ye böyle bir madde koyarsan o yoğun üye yapma işinin önüne geçer. Zaten 3 yılda 300'e yakın üye olmuş. Evet, yani reklamlara gideceğiz. Yok. 3 yılda 300 üye olmuş. Yaptılar. Ama gelen bu geçmişteki ben hali şunu diyorum. Şimdi çok ciddi bir iddia var orada 1500 falan. Ya hangi arada yapıldı 1500? 1500 olsa zaten 1000 kişi geldi şeye.
Biz reklamlara gidelim mi? Reklamlardan sonra ben onu bilmiyorum. Son mu? Şey bölüme son bölüme yetmez gireceğiz. Bir bölüm daha. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra son bölümle tekrar sizlerle beraber olacağız. Sizlerle beraberiz. Biraz önce de söylemiştik. Sayın Başkanımız Engin Koyun telefonla bağlanmak istediğini söyledik. Biz de tabii ki cevap hakkı doğduğu zaman her zaman cevap hakkını kullanabilir Sayın Başkanımız. Başkanım öncelikle hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Dün olan genel kurulda tekrar Kocaelispor Kulübü Başkanı seçildiniz. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Ve biraz önce Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanımız sevgili Haluk Bozo konuğumuzu sizinle ilgili bazı şeyler anlattı. Kongrede gerçekten cevap vermişsiniz ama bu konu hakkında neler söylemek istediniz? Niye böyle karşı karşıya geldiniz? Biz şampiyon olduk. Şu an şampiyonun sevincini yaşamamız gerekirken gerçekten camiye yakışmayan bir durumla karşı karşıyayız. Neler söylemek istersiniz? Evet, iyi akşamlar diyorum Selim Bey. Özellikle Levent Tozama'da iyi kardeşimize de iyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. Yani yayını sonunda takip edebildim. Önden ne konuşuldu, ne yaptığından haberim yok. Ben Levent Tozama'yla ilgili özellikle tüzükle ilgili bir şeyler söyledim. Onunla ilgili ben aydınlatma yapayım diye düşündüm. Aslında diğer konuyla ilgili çok cevap verecek durumda değilim. O defteri ben kapattım. Onu ben kamuoyuna bıraktım. Kamuoyunu tamamen bizine yapılan bütün hamlelerin ve hareketlerin tamamen Kocaelispor'un menfaatları uğruna yapıldığını Kocaeli taraflarımız gayet iyi biliyor. Bu konuda en ufak bir sıkıntı yok. Taraflar konusunu konuşmaya gerek yok. Ben onu kapattım. Tarafların yönetmen arkadaşımızdan rica ederim. Biraz daha sesi açabilir miyiz? Kocaelispor Kongresi'nin evet başkanım dinliyoruz. Kocaelispor Kongresi'nin asla böyle olmaması gerektiğini Kocaelispor tarihinin belki de en geniş katılımla ikinci bir kongres olduğunu ben düşünüyorum. En yüksek katılımlı bir kongre iki liste olmuş. İki listenin Kocaelispor'un nereden nereye geldiğini bir başarısıdır Yaşar Bey'in veya bir başkasının aday olması. Yani gelinen Kocaelispor'un geldiği noktaya karşı sahiplenmeyiz. Ben onları tebrik ettim, teşekkür ettim. Arkadaşların aday olup olmamasıyla ilgili bir rahatsızlığım yok. Geçti kongrelerde ben söyledim. Kocaelispor'un kongreleri artık bundan sonra iki liste, üç liste olsun. Bundan dolayı bir sakınca yok. Bundan bir Kocaelispor kaybetmez. Aslında Kocaelispor, Yaşar Bey bizim arkadaşımız, kongreden sonra gene ellerimiz kaldırır, sarılırız, tatlı bir şekilde ayrılır. Yani Kocaelispor'un derdi o değil. Kocaelispor'un derdinin ne olduğunu oradaki Türkiye bizzat izledi. Ben inanıyorum ki Kocaelispor taraftarı da Kocaeli'de Kocaelispor sevdasıyla yaşayan insanlar da bu görüntülerden ciddi anlamda rahatsızlık duyduklarını ben düşünüyorum. Onu biz kapatalım ama orada kalırsak biz buradan çıkamayız. Bizim hayallerimiz var, beklentilerimiz var, şehrimizden beklentileri var. Oraya enerjimizi harcayalım. Bütün arzumuz, isteğimiz bu yönde. Ben özellikle kongremizin tekrar takımımızda ve şehrimizde hayırlı olmasını temenni ediyorum. Destek veren veya vermeyen herkese ben teşekkür ediyorum. O gün coşku vardı, heyecan vardı. O heyecanı yaşattığımızı ben düşünüyorum. Oradaki olumsuzlukları bir kenara bırakalım. Kongre bitmiştir. Ama tüzükle ilgili Levent Özan bir şeyler söylüyor. Orada söylediklerin bazı şeylerine katılıyorum ama orada bir eksik bilgi var orada. Hocam, siz önemli bir yerde danışmanlık yapıyorsunuz. Üniversitede biliyorsunuz, yakından takip ediyorum. O konuda size bir eksik bilgi geldi gibi geliyor bana. Tüzük, kongrelerle ilgili geçmişte biraz önce Yiğit Bey de anlattı. Dedi ki, çok güzel tespit, yarın 2000-3000 tane üye yapıldığı zaman kötü niyetli insanlar gelir,
kongreyi senden alır, aldığı zaman da bunun altından kalkma şansımız olmaz. 3 yıl o adama biz ne yaparız? İster istemez teslim oluruz. Yani onu ortadan kaldırma adına kesinlikle biz burada kendimizi kollama adına değil, Rizespor'un geleceği adına, bunun Türkiye Süper Ligi'nde özellikle çok kurumsallaşmış kulüpler de bu şekilde yaptığını araştırırsanız çok net görebilirsiniz. Örneğin Fenerbahçe. Bir kongre Trabzon'un da böyle olduğunu biliyorum. Trabzonspor'un da böyle olduğunu biliyorum. Yeni bir üye olan insanın hemen gelip oy kullanma hakkı olmaması gerektiğiyle ilgili en azından 3 yıl içerisinde aidatını düzenli ödeyen, evet, 3 yıl bir kongre geçtikten sonra ikinci kongrede yine aidatlarını ödediği takdirde üyelik hakkı olsun. Yani hemen 31'inden kongre günü var, 30'unda üye oluyor, 10 bin tane üye yapılabilir mi? Öyle yapacak insanlarımız da var, çok net. Üye yaparlar ama insanları ve kulüpleri çok zor duruma bırakırlar. O yüzden buyurun. Şu yönde bir yani rahatsızlık var. Bu üye aidatlarını yatırmayanların oy hakkı ile ilgili genel kurul kararı alınırken daha önce işte herkes yani bunu açıklasaydınız, üyelerin aidatları yatırması konusunda bazı uyarılar yapamaz mıydınız? Ya orada bir eksik olmuş olabilir. O konuda belki bilmiyorum, onu araştırmak lazım. Açıklama da yapılmış olabilir. Onunla ilgili çünkü sayısız insanlar geldi. Aidatını dediğini yapıyorum. En son orada hatırlıyorum. Benim de bir işim vardı. Toplu olarak gelip üye aidat ödenen Kartepe'den ve özellikle ben isim veriyorum. Mehmet Atık arkadaşımız var. İzmir Belediyesi'nde çalışıyordu. Sonra emekli oldu. O arkadaşımız orada toplu üyelerle ilgili sağa sola telefoncuydu. Aidatlarını ödeyin yoksa kongrede oy kullanamazsınız diye. Ya bu aslında bilinmeyen değildi. Herkes biliyordu bunu. Yani orada aslında bir kötü niyet olduğunu düşünmüyorum. Oraya gelen aidatı ödeyen her üyenin oy kullanma hakkı var. Onu engelleme şansın yok. Şu anda tam sayı bilmiyorum ama tahmin ediyorum 7000 civarında bir üyeden bahsediyor. Yani 7000 üyenin hepsi de gelip aidatını ödese 7000 hepsi de oy kullanma hakkına sahiptir. Onda bir engel yok. Ama kaldı ki orada çok talihsiz bir iki arkadaşımız, özellikle daha önce kulüp başkanı yapmış bir arkadaşımız Bahar Bey. Yani en sonunda bizimle beraber yönetim olup da o da o heyecana kapılıp Yaşar kardeşimiz 1600 sene üye yapıldı. Bu üyeler geleceğin peşinde böyle bir hak hukuk yok ve böyle yapılan üye de yok. Bu nereden çıkardılar? Nasıl yaptılar? Ben bunu bir türlü anlayamadım. Yani onlara kim bu bilgiyi veriyorsa eksik ve yanlış bilgi. Ben kendilerine söyledim. Kulüp orada spor ilim müdürlüğüne bağlandı biliyorsunuz yasal olarak da. Denetim onlara artık gözetiminde. Giderse dilekçeni verirsen orada her şeyi öğrenebilirsin. Ama orada yine Levent Uzam'ın bir ifadesi oldu. Yönetime çok değerli arkadaşlar katılmak isteyecekti de. Üye borçlarından dolayı kıymetli hocam orada bir eksik var. Geçmişte borcu olsa dahi üye aidatı borcu olsa dahi yönetime girmesine bir engel yok. Hiç üye değilse. Sayın Abdullah Zorlu üye aidatı evet. Olduğu için listeye giremedi evet. Diye. Başkanımız yanında bir yanlışlık var. Orada bir eksik. Yönetime girebilir diyor ama oy kullanamaz diyor. Oy kullanamaz. Yönetime girer. Yönetime girmesine bir engel yoktur. Ama ben bunun tam tersini bana bildirildi. Tam tersi. Yanlış bilgi hocam. Onda çünkü evet başkanım. Çok teşekkürler. Çok hocam bu konuyla ilgili bilginiz olsun. Öyle bir şey yok yani. Tamam. Başkanım çok teşekkürler. Son soru şu siz yani biraz önce Sayın Haluk Bozo sizin Kocaeli Spor taraftarına hırsız dediğini söylüyor. Siz öyle bir şey olmadığını söylüyorsunuz. Ya. Çok kısa olarak tekrar bu konuda bir açıklama yapalım. Şu an büyük ihtimalle bütün Kocaeli Spor taraftarları bizi izliyor. Bu konuda çok kısa bir açıklama yaparsanız bize. Hani. Ya Selim Bey beni iyi tanıyorsunuz. Benim bir defa tarzım değil, tavrım değil. Benim ne tarzımdır ne tavrımdır. Bir insana ithamda bulunmak yani böyle bir şey bize yakışır mı ya? Böyle bir şey bir defa beni tanıyan herkes... Ya bu benim ağzımdan böyle cümlenin çıkmayacağını gayet iyi biliyor. Bizim oradaki söylediğimiz çok nettir. Net diyoruz kardeşim.
Ankara'ya giden otobüslerin sayısı 71 tane. 71 tane otobüs, bizden talep edilen 116 tane otobüs ücreti talep ediliyor. Biz dedik ki ya burada bir yanlışlık var. Bunu ortadan kaldırmamız lazım. Bunun da çözümü nedir? Ama şimdi başkan da 71, 70 küsur dedi zaten. O da 116. Yani 116 tane bizden liste verildi. Muhasebeden 116 tane liste verildi bizden. Bunların parası ödenmesiyle ilgili biz de oradan şunu söyledik. Dedik ki kardeşim bunlarla ilgili emniyet kayıtlarında oradaki bizim tespitlerimizde o kadar otobüsün gitmediğiyle ilgili çok net bilgi var elimizde. Görüntüler var. Eğer bizim bilgimiz dışında gittiyse bunun çözümü nedir? Ankara'ya gidiş ve geliş EGS kayıtları vardı. EGS kaydını getirdiler. Ama başkan E5'te gidenler de olduğunu söyleniyor. Çünkü hayır, onları tespit ettik. Onları Anıtkabir'e giden olmuş. Onlarla beraber bir yetmiştir. Evet. Yani, peki başkanım, çok fazla da uzatmayalım. Orada bilginiz olsun. Kesinlikle biz taraflara ve tarafların içindeki arkadaşlara öyle bir ihtimalle bulunmadık. Bulunmayız. O konuda çok rahat olsunlar. Tamamen oradaki gerekli bir polemiğe girildi. Duygusal bir hareket yapıldı. Evet, başkanım. Şunu rica edeceğiz. Ya mutlaka bir araya gelip bu konuyu bir çözüme sonuçlandıralım. Çok kısa süremiz var. Hikmet Hoca ile anlaştık mı? Çünkü genel kurula geldi Engin Hoca ile beraber. Onun hocamızın orada olması kentte bir heyecan yarattı. Çok kısa olarak Hikmet Hoca önümüzdeki sezon Kocaelispor Teknik Direktörü olarak görebilecek miyiz? Ya bizim Hikmet Hoca ile tamamen şehrin evlatları olarak Engin Hoca'yı ben davet ettim kongreye. Bizim misafirimiz olarak geldiler. Kendileriyle gece saat 10'a kadar yöneticiler olsun, şehirdeki futbol eski arkadaşlarla beraber saat 10'a kadar oturduk, muhabbet ettik. Kocaelispor'un geçmişiyle ilgili muhabbetler yapıldı. Geleceğiyle ilgili muhabbetler yapıldı. Onların görüşlerini alındı. Ama biz hocam, sen bizim hocamızsın, hayırlı olsun, böyle bir şey... Bunu tek başıma benim karar verme yetkim olmadığını biliyorsun. Ama hocamın da listede olan hocalardan bir tanesi mi? Yani olabilir. Bizim Hikmet Hoca da listede görüşeceğimiz hocalardan bir tanesidir. Birinci sırada mı? Yani sıralamaya koymaya gerek yok. Burada çarşamba günü yönetim kurulu toplantımız var. Yönetim kurulu toplantısında arkadaşlarımızın oradan sıkıda isimler üzerinde ama benim de bunlardan bir tanesinin Hikmet Hoca'nın olmasında mutlu olurum. Şehrin evladı, futbol bilgisinin ne olduğunu bilen bir insanız. Ama tabii bizim şartlarımız ve Hikmet Hoca'nın da şartları uyduğu takdirde, yani Hikmet Hoca'nın kafasındaki düşüncelerin ne olduğunu, hedefinin ne olduğunu bilmeyen yok. Herkes Hikmet Hoca iyi bir takım, şampiyonluk için kadro kurmaktan yana. Ama bizim şu anda bütçemiz veya söylemlerimiz, planlamamız şu anda bugün itibariyle o durumda olmadığını zaten söylüyoruz. Yani Kocaelispor'un bugün her şeye rağmen söylüyorum, çok iyi bir hoca getirelim, çok iyi bir kadro kuralım, şampiyon olalım. Ben onun derdine değilim. Onunla ilgili kongrede söyledim, ikrar söylüyorum, yeniliyorum. Diyorum ki Kocaelispor'un daha öncelikleri vardır. Kurumsallaşması ve teşkilleşmesi çıktığı zaman Kocaelispor Süper Lig'de kalıcı olsun diye ısrarımız var burada bizim. Evet, başkanım inşallah. Bir gün canlı yayında Hikmet Hoca'yla bizim problemimiz yok. O bizim şehrin evladıdır. Görüşeceğimiz hocalarımızın bir tanesi de Hikmet Hoca'mızdır. Evet. Çok teşekkürler başkanım. Ama ben teşekkürlerim. Belirtmek gerekiyor. Sezon çok erken başlayacak. Çok zamanımız da yok. Ne zaman sonuçlanır hoca konusu yani? Onu daha sonra şey yaparız. Başkanım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Size ve yönetim kuruluna, yeni yönetim kuruluna sonsuz başarılar. İnşallah bu sezon yaşadığımız şampiyonluk sevincini önümüzdeki sezonda tekrar yaşarız. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler bağlandığınız için de. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Evet hocam, başkanım söz hakkını kullanmak istedi. Tamam, kullandı, söyledi. Evet. Yani bir tek şey konusunda benim yanıldığımı söyledi. Yanıltıldığımı da söyledi daha doğrusu. Tabii. Yani oy kullanamıyor ama yönetime giriyor dedi. Bana da tam tersi. Yani yönetime... Ya bu polemikler bitmez zaten. Yönetime yani yazılan ve
neyse evet. tarafından bizzat aranıp söylenince. Yani bence 1500 ben hala orada takım 1500 üyeden bahsediliyor. Nerede var arkadaşlar? Şimdi ben o daha sonra bakılabilir. Ben başkan da katıldı. Tüzükle ilgili evet. iyileştirmeler yapılmalı. Tabii, evet. Değil mi? O da katıldı tabii, yani. Tabii katıldı. Çünkü bak yani sonunda yıllardır biz de dernekçilik yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Bir şey var böyle. Kocaelispor kültürü diye bir şey de var değil mi? Her takımın kendine has kültürü var. Yani şimdi biz 60 lira için atıyorum 500 lira, 300 lira için bu kulüpte başkanlık yapmış, yöneticilik yapmış, dünya benim kadar dediğim, para vermiş, şey yapmış insanlara sen oy kullanamazsın demek bakın, olmaz yani. Buradan yine atlı bak sadece bu yönetimin değil bence bütün geçmiş yönetimlerin hatası var. Bütün bu kulübe 66'dan bu yana kim başkanlık yaptıysa onursal üye olarak evet. oraya ya o başkanları mı bizim gidip kendi aracımızla yani, onları alıp geçeceksin İsmail Kartal'dan yani sadece İsmail Kartal birçok eski başkanı istiyor evet, için orada. Onu demek istiyorum. Yani her kulübün bir kültürü var değil mi? Evet. Ve spor kulüplerinde böyle bazı katı kurallar koymamak lazım. Es geçirmesi lazım. Peki hocam Hikmet Karaman hocamın orada olması, ismi geçmesi. Ya zaten Kocaelispor'un yapacağı sen şimdi sorunu anladın. Vakit evet. yok diye kesiyorum. Evet. Zaten bana sormadı. Ben haftaya anlatacağım. Öyle gözüküyor. Yani haftaya yani. Ben gelmem sen şey yaparsın. Yok yani. Şimdi yapılacak iş basit. Hikmet Hoca ile öyle bir sene falan anlaşmayacaksın. Hikmet Hoca ile yönetim 3 yıllık getireceksin. 3 senelik mi? Hatta Hikmet Hoca yönetim bundan sonraki yönetime de sarkacak şekilde uzun vadeli anlaşacaksın. Çünkü Kocaeli kenti, bak gene söylüyorum, ben çünkü önümüzdeki sezondan itibaren herhalde futboldan da ayrılacağım. Bak son sözlerimden bir tanesi olsun. Kocaeli kenti Süper Ligi kaldıramaz. Şu şartlarda. Mali olarak kaldıramaz. Onun için Kocaeli Spor'un minimum 5 yıllık bir plan yapıp bu plan dahilinde kendi kaynaklarından yani Kocaeli, Sakarya, Bursa, hani İstanbul böyle genç oyuncu alıp kendi kaynağından bir ilk 11'de oynatacağı 5-6 tane oyuncu çıkarması lazım. Yoksa dışarıdan almakla hele bu rakamlarla yani bu şey işte dolar, euro yükselmiş. Efendim bugün Süper Lig'de oynayacak en ucuz oyuncu. En ucuz o da banka oyuncu değil. 300 bin euro olduğunu düşün ya. Kaç yapar? 7 milyar yapar. 7 milyon yapar. Kaç tane adam alacaksın ki onlar sıradan oyuncular yani. Onun için Kocaeli Spor'un madem Hikmet Hoca ki ya olabilecek en iyisi. Şöyle bir hemen arayayım. Çok konuşamadı sağ olsun yönetmen arkadaşımız bize bir yarım saat daha verdi 12'ye kadar. O zaman dedi. Tamam bak Yiğit'e atarım. Şimdi ikinci bölümde o zaman o zaman Hikmet Hoca mı? Zaten olabilecek en iyi İzmitli. Yardımcısı Engin mi? İzmitli. Efendim işte kaleci Nihat onların ekibi Engin'in ekibi evet. zaten. Nihat İzmitlilerden kuralım. Hikmet Hoca'ya da diyelim ki Hikmet Hoca bizim hedefimiz budur. Biz Kocaelispor Kulübü'nü yeni baştan revize edeceğiz ve Süper Lig'de kalıcı olacak şekilde çıkmak istiyoruz. Bu arada tesislerimizi de yapacağız. Hikmet Hoca'nın da şeyini alın. Ne derler? Fikrini alın. O da buralı çünkü. Bizim söyleyeceğimiz, bizim fikrimiz ne kadar önem taşıyorsa bizden daha çok önem taşır. İşte şuraya yapacağız. Belki diyecek ki ya oraya yapmayalım da şuraya yapalım, şöyle yapalım, şunu ilave yapalım, bunu yapalım. Altyapıyı şöyle yapalım, onlara böyle yapalım. Değil mi? Yapacak. Tamamen yenileyelim. Bak bugün bizim şeyin Rafet Kırgız'ın çok güzel bir şeyi var. Diyor ki ben altyapının diyor ayrı bir yönetimi olması lazım. Yıllardır benim konuşturmadın lan. İşte bak yani benim yıllardır derdimiz ne? Adamı alacaktı neredeyse. Yıllandı. Yıllardır söylediğim şey ayrı bir yapı. Fabrika. Altyapı ayrı. Ya ne kadar biliyorsun. Yönetimle anlatamadı ama derdim. Yönetimle bak şey Rafet Kırgız harika bir şey söylüyor. Bunu dinleyin. O zaman ayrı
Rafet Kırgız kendi altyapı organizasyonunu yapsın. Ayrı bütçesi olsun. Ayrı bütçesi olsun. Benim zamanımda öyle değil miydi? Evet hocam. Ben öyle yaptım biliyorsunuz değil mi? Tabii, evet. Ayrı bütçeli. Şimdi bunları yapalım biz. 5 yıl içerisinde bütün bunları gerçekleştirelim. Biz Süper Lig'e çıktığımız zaman işte o Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırır mıyız diye ona koşalım. Yoksa kısır çekişmeler aldık. Ben söyleyeyim. Bırak Hikmet Hoca gelmesin ben söyleyeyim. 6 tane adam söyleyeyim size. Alın şampiyon olun. Seneye ne yapacağız? Onu bilmem. Ona karışmam. Günü kurtarma. Evet. Topu için atacak herhalde Selim bana. Bekliyorum. Gelecek. Yok, reklamlara atmadı gidelim. Yani. Reklamlardan sonra sıfır hatayla oynuyorum şu an. Top ayağıma değmedi. Reklamlardan sonra sözü sana bırakacağız. Gerçekten sen de oradaydın. Her şeyi gördün. Kongrenin şimdi, neler yaşandığını. İki günde evet. Artıları eksileri hepsini söyleyeceğiz. Ama önce bir reklamlara gidelim. Evet sevgili seyirciler, reklamlara gidiyoruz. Programımızı yarım saat daha sürdüreceğiz. Reklamlardan sonra bizden ayrılmayın. Evet sevgili seyirciler, reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Hemen şu notu verip sevgili Yiğit'e söz verelim. Bildiğiniz gibi TFF 3. Lig 1. grupta Belediye Denizli Spor normal sezonu 2. bitirmişti ve playoff finaline kalmıştı. Rakipleri maç yaptı. En son bugün oynanan maçta 52 Ordu Spor Karaköprü Belediye Spor'u penaltılardan sonra eleyerek Belediye Derince Spor'un rakibi oldu. Büyük ihtimalle hafta sonu Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası finali olduğu için bu maç hafta içinde oynanabilir. 12 Haziran Pazartesi günü oynayabilir. Maçın yeri ve saati daha belli değil. Biz şimdiden Belediye Derince Spor'umuza final maçında başarılar dileyelim ve sözü sevgili Yiğit'e verelim. Evet sevgili Yiğit, iki gün yoğun bir mesai harcadın. İkimiz hep birlikte. Evet, hepimiz gerçekten güzel bir yani bu tür şeyleri seviyoruz. Heyecan olsun, aday olsun. Yoruyor ama bu camia bizi. Evet. Vallahi. Neler söyleyeceksin bir genel anlamda? Vallahi şunu söyleyeyim. Ya uzun yıllardır evet takımımıza sevdalıyız. Mesleğimiz gereği 365 gün takip ediyoruz. Ama şunu bir kez daha gördük ki zaten kararı da aldılar. Mali kongreyle başkanlık seçimini tek güne çevirdiler. Evet. Bundan sonra böyle olacak. Bize fazla. Yani bu şeyin başlığını attığımızda iyi, kötü, çirkin diye bir film vardı başlık. Her zaman bazen kullanırız bunu. Ya yaşananları görüyorum. Sen o filmi seyrettin mi? Yaşın o kadar yok senin ya. Hocam yani... Sen daha gençsin ya. Gözünü seveyim ya. Güzel bir filmdir o. Herkes seyretsin o filmi. Kovboy filmiydi. Evet. Şimdi... Müziği bile aklımda. Aynen. Neresinden başlayayım? Aslında dedik ya şampiyon takımın kongresinin daha böyle coşkulu, güzel olsun diyoruz. Bir kere 15 yıl aradan sonra iki adaylı bir kongrenin olması kulübümüz adına güzel bir gelişme. Üyelerin katılımının yüksek olması da güzeldi. Şimdi ilk günden başlayalım. Şimdi mali kongre az katılım olur düşüncesiyle. Bir de o gün bir firmanın, büyük bir fabrikanın eğitim programı varmış. Ben imzayı attıktan sonra ikinci katı hiç düşünmedim. Direkt şeye gidiyorum. Büyük salona. Ben de. Ve keşke videoya alsaydım. Ben sevgili Alperen'le gittik biz gazeteden. Büyük salonları yönelirken hocam o anda ara vermiş eğitim pro. Üstüme 1000 kişiye yakın bir insan geliyor. Birileri geliyor tabii. Geliyor ve ben diyorum ki aman Allah'ım ve işin ilginç tarafı ben hiçbirini tanımıyorum. Aklına 1500 o üye mi geldi yoksa? Belki evet öyle bir şey. Demek ki onlar herhalde ben bilmiyorum. Onlar da böyle üstüme geliyor. Alperen ne oluyor dedim ben. Ondan sonra görevliye sordum. Abi dedi mali kongreniz dedi Kocaeli Spor'un dedi şeyde
ikinci katta, küçük salonda. Zaten orada irili ufaklı salonlar var. Ben buradan ne çıkarttım biliyor musun? Daha sonra onlar orada kokteyl falan bir şeyler yapıyorlar. Tur attım bilerek. Hiçbirini tanımıyorum. O taraftan da beni hiçbirini tanımadı. Burada sakın yanlış anlaşılmasın ha. İşte Yiğit Özcan'ı tanıyacaklar falan diye. Kocaeli Spor'la alakaları yok. Ben her zaman şunu söylerim. Şehirlerde, toplumlarda hep gözükmeyen, olmayan topluluklar vardır. Bu sokağın arkasındadır. Tepelerin arkasındadır. Aslında biz Kocaeli Spor'u atıp kesiyoruz ya, biz bu kadarız, bu kadar falan. Biz bu kadarız arkadaşlar. Yani. 15. O eğitim salonuna gelenler Kocaeli Spor Kongresi'nden daha kalabalıklarda. O yüzden hani atıp kesmeyelim öyle fazla işte. Bu kadar taraftarımız var, bu kadar. Evet var. Bu şehirde Kocaeli Spor'a yatıp kalkan 150-200 bin bir kitle var. Ama ben 2 milyon... Ben tahmin etmiyorum. Ya ben şey olarak vuruyorum. Yani aile olarak vurduğum zaman hesaplarsak hocam şuradan hesaplıyorum. 79-80'lerde İsmet Paşa'da 25 bin oynuyorduk. E bunların torunları var. Ama onların yarısı öldü. Tamam ya, torunları var. Bir şekilde genlerden geçiyor. Torunları da İstanbul takımdan çıkıyor. Ya en son hocam şimdi Ankara'ya 10 bin kişi göç ettik. 10 çarpı aile yaptığın zaman 40 bin yapar. Yani Ankara'dan çık örneği. Örnek. Veya işte şampiyonluk maçında 20 bin neyse. Şimdi nereye geleceğim? Mali kongre ve iki kongre. Bir kere mali kongrede fragmanı seyrettik. Tansiyon yüksek. Olacaklar belli. Olacaklar belli filan. Şudur budur. Evet kitapçıkta ciddi hatalar yapılmış. İşte ben şöyle seviye böyle aşağılara düştüğü zaman Kocaeli Spor kalitesinin düşmesini üzülüyorum. Bakıyorum böyle ya işte bağırmalar, çağırmalar. İşte sonra ne oldu? Salon boşaltıldı. İlk başta yapmamız gereken işte oylama, o kabul etme, ibra edilmeyelim, edilmesin, yapılmasın. Ama ne istediğimizi bilemiyoruz, anlayamıyoruz bazen. Peki, yani ibra edilmeseydi mahkemeye gideceksin. Sayın Yaşar Can aday olabilir miydi peki? Olurdu. Olur mu? İkisi de olurdu. Bu yönetim şey bu ya, Yaşar gelen gelecek yönetime mahkemeye verme hakkı doğardı. Aynen öyle. Şimdi nereye bakacağım ben? Şimdi Kocaeli Spor kongreleri birileri için fırsattır. Bak birileri diyorum. Kimi siyasi reklamını yapabilir. Orada gözükecek. Kimileri iş hayatında kendini parlatabilir. Kimileri egosuyla hava atabilir. Bu taraftar olabilir, üye olabilir. Çünkü beklentisi olabilir. Tamam. Biz orada Kocaeli Spor'un geleceği için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkesin de hizmet etmeye çalışıyor. Şimdi nereye bakacağım? Ya işte sosyal medyada bir kere sevgili Yaşar Can'ı kutluyorum. Yaşar Can abi iyi oy aldı. Yaşar Can normalde sosyal medyada bana göre açık ara kazanmıştı. Tabii. Açık ara. Fotoğraf atanlar, paylaşım yapanlar, işte eski yöneticiler. Seninle beraberiz diye. Seninle beraberiz yürü. Ben şimdi adaylığımı açıklıyorum. Levent Hoca buradan beni destekliyor. Ama kongrede yanımda yok. Veya işte Selim. İşte hadi Yiğit sana güveniyoruz falan. Ben buna çok dikkat ederim. Şimdi listeye baktığımızda ben sevgili Yaşar Can'ı aradığımda çok talep var. 40-50. O zaman dedim 21-21-42 yapar zaten. Çok, ne kadar güzeldi numara. Ben çok daha böyle isimler bekliyordum açıkçası. Daha güçlü, daha kuvvetli bekliyordum. Sonuçta bu bazı şeyleri tetiklemiştir. Mevcut yönetim belki de Fırat Gül'le yola devam etme kararı düşünürken kafasında kongreden önce negatif enerjiyi üzerinden atma adına yollara ayırdı. Daha sonra bunlar aslında adaylı kongre olmasının sonuçları. Evet. Artısı Hikmet Karaman olayını bu da ben iki hafta önceden biliyordum. Ben Twitter'da meşhur olayım. Sosyal medyada bunu yazayım diye bir derdim olmadığı için kongreye mevcut yönetimin Hikmet Karaman'la geleceğini biliyordum. Ama ne yazdım ne çizdim. Hatta
Fırat Gül'le yollar ayrıldıktan sonra, helallik alındıktan sonra ben Kocaelispor'da Hikmet Karaman sesleri diye haberi yaptım gazetecilik refleksiyle. Çünkü etik değil bazı şeyleri mevcut bir hoca varken. Şimdi Hikmet Karaman'ın salona gelmesi, bu benim kendi şahsi görüşüm. Fatih Terim'in Galatasaray Kongresi'ne gelmesi, Fenerbahçe'nin bu çok sevdiği Alex'in kongreye gelmesi, işte Beşiktaş'ta da simge olan isimler söyleyeyim ben, atıyorum Sergen Yalçın mı veya kim? İşte Sergen Yalçın mı? Yani, Rıza Çalınbay olur. Samet Aybaba olur. Aynen öyle. Bir seçim yatırımı mı dersiniz veya bir mesaj mı dersiniz? Şimdi ve yanımda da yine başka bir değer. Engin Korukır. O da bu kentin çok değerli bir ismi. Bunlar hep notları. Ve bunları davet eden de Engin Koyun yönetimi. Evet. Yani bu ne demektir? Biz Engin Koyun'un davetiyle geldik, etrafa mesaj vermektir. Şimdi bir gruba bağlı olabilirsiniz. Bir taraftar grubuna bağlı olabilirsiniz. Bir semte bağlı olabilirsiniz. Ama bu şehirde benim bildiğim, şimdi çok meşhur laf var ya, kravatlılar, atkılılar. Ben yeni bir şey daha ekliyorum. Ne kravatlılar ne atkılılar. Arma sevdalıları. Bu şehirde arma sevdalısı olan binlerce taraftar var. Ama burada aslında o atkın... Abi kravat, şimdi bir şey söyleyeceğim. Atkılıların bilinçaltında veya arkasında senin söylediğin evet. Şey yatıyor yani. Şimdi arkadaşlar, ben bu akşam kravatlıyım. Ha, oradan mı çıktı? Buyur. Yarın değil, 365 gün atkı takıyorum. O atkıyı niçin takıyorum? O benim aksesuarım. Veya o şu atkı işte armacılar demek tamam, aslında. Atkı ama tamam da işte bazı şeyleri karıştırıyoruz. Örneğin ne istediğimizi bilemiyoruz. Şimdi Bahri Yavuz, Kocaelispor Kulübü için çok değerli bir insan. 5 yıl çok zor şartlarda hizmet etti. Allah razı olsun. Bahri Yavuz'u Çorum maçından sonra ağlatarak gönderenler kongrede alkışladı. Ben görüyorum fotoğrafı, bakıyorum. Sahneye çıkıyorum, bakıyorum. Veya belli bir dönem birbirleriyle atışanlar, ters düşenler kongrede yan yana oturup kulis çalışması yaptılar. Doğrudur. Şimdi ben işin şu tarafındayım. Yarın ben yine iddia ediyorum. Birlikte yemek yenecek. Birlikte insanlar birbirine düşman oldular. Sevgili Haşmet abiye espri yaptım. Dedim ki Selim aday, ben aday. Hangimiz oy vereceğiz? O duruma geldi. Dondu kaldı. Dondu kaldı. Ama düşman oluyorlar. Olmamış sevgili yani. Rafet Kırgız'a, ya üzüldüm Rafet abiye ya, adam ağlayacaktı ya. Yani altyapıyı Özerk veya işte altyapıyı bir şey için Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulunda görev yapmış. Geçmiş yıllarda başkanlık yapmış. Tabii yani bu kadar kolay linç edilme, yani ne istediğimizi bilmiyoruz diyorum ya. Kocaelispor, her Kocaelispor hepimiz diyoruz ki benim bahçemde oynasın. E tamam. Ben eski yeni doğanlıyım. Eskiden beri öyle. Ama abi şimdi ben yeni doğanlıyım eski. Biz 100 tane üye yapayım yeni doğandan. Babama diyeyim ki Kandıra'dan sen de 100 tane yap. Ama biz bunu hep konuşmadık mı? Ne dedik? Büyükşehir versin, ben harcayayım. Şey bu, kavga bu aslında. Tamam. Yani senin söylediğini ben başka daha açığını söylüyorum. Evet. Büyükşehir Belediyesi parayı verecek, karışmayacak. Ama biz harcayacağız. İyi harcamayacak, ben harcayacağım. Şimdi işin şu tarafına yani geliyoruz. Kavga bu ya. Ya işte sevgili Haluk Bozu'ya sordum ilk bölümde. Zaten geçen sene o küskünler, kızgınlar, işte Fırat Gül var yok. Samet Ali gol attıkça moralim bozuluyor. İşte bu yönetim varsa gelmiyorum. Ya kişileri sevmeyin kardeşim. Oraya arma için çıkılıyor. Futbolcular profesyoneldir. Şu an bizim futbolcular nerede? Tatilde. Abi tatilde mis gibi geziyorlar. Adamlar paşalar gibi diyor ki biz işimizi yaptık, şampiyon olduk, yeni sezonda anlaşılır anlaşılır profesyonel hayatını sürdürüyor. Bravo, son yılların en karakterli takımı. Ben 3 maç ya, 2 maç sallansın ya. Ya 1 maç ya, 3 puan dedi olduk değil mi hocam? Evet. Şu an arkadaşlar 16 Mayıs'ta Kocaelispor şampiyonluk düğünü kutladı, eğlendi, kongresini bitirdi, neredeyse hocası seçecek.
Diğer rakiplerimiz ne yapıyor biliyor musun? Hala maç oynuyorlar. Hala maç oynuyorlar arkadaşlar. Son çıkacak takım 15 Haziran'da falan belli olacak. Sen bu işi bir ay önceden bitirdin bir şekilde. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Neden çıktık biz? Biz birinci kez niye çıktık hocam? Düştüğümüz yerde düştüğümüz için çıktık. Şimdi şimdi kimi diyor ki ben balda mutluydum. İşte kimi diyor alt dikte daha güzeldi. Şimdi ama bir şeye karar vereceğiz hocam. Biz ne yapacağız Kocaelispor olarak? Biz Kocaelispor olarak kendimizi eğlendireceğiz mi? Veya birini mi eğlendireceğiz? Veya işte sportif hedefler mi yapacağız? Şöyle bir örnek vereceğim hocam. Bu örneklerin benim anlayan anlar. Ben şimdi Çam Sokak'ta oturuyorum. Biz, sen de belediye olarak diyorsun ki sizin sokağa kaldırım döşeceğiz. Ben diyorum ki ben çamurda yaşamayı seviyorum. İstemiyorum. Sedaş geliyor. Elektrik direği dikeceğiz. Sokağınızı aydınlatacağız. Hayır abi. İstemiyorum. Ben karanlıkta yürümeyi seviyorum. Nereye bağlayacağım? Belediye temizlik firması geliyor. Diyor ki çöp konteyneri koyacağız. Ben kendi çöpümü atarım. Çöp kokusu istemiyorum. Bunları diyorum. Ertesi gün sokağa gazeteciler geliyor. Mikrofon uzatıyorlar bana. Ya bu ne hal ya? Ben de diyorum ki görüyor musunuz? Hizmet yok. Çamurun içinde yürüyoruz. Karanlıkta zor yürüyoruz. Çöp kokusu var. Çöpler toplanmıyor. İkili oynamayın arkadaşlar. Benim en büyük kızgınlığım bu. İkili oynamayın bu camiada. Oynamayın. Bir şeye karar verin. Şimdi nasıl hocam? Senin bu anlattığından şimdi, siyaset geldi aklıma. Şimdi bir şeyler söyleyeyim. Siyaset geldi. Her şey şimdi, geldi yani. Şimdi yani iki tane üye var. İki tane aday var. Birisi ona verir. Birisi ona verir yani. Hayır anlamadın ki sen. Anlamadın. Hoca anladı. Şimdi bak şimdi. Camiada her bu siyaset yani bu senin söylediğin siyasetteki bir hadise ama maalesef Kocaelispor'da da var mı? Ben onu diyorum. Var. Var. Dibine maalesef, kadar var yani. Maalesef. Anladın mı? Yani bu iş artık şeye döndü. Bu iş Engin Koyun Yaşarcan meselesi. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Tamam mı? Bu yani mesele bu değil. Şeyin örneğinden, ben gördüğüm için. Örneğinden yola çıkayım. Bu söyleyeceğim siyasi bir durum ama aynısı. Bölge adı vermiyorum. Hiçbir şey vermiyorum. Verme. Bir bölgede bu deprem bölgesinin birinde bir sürü yıkım var. Mikrofonu uzatıyorlar. Millet tabii bağırıyor, çağırıyor, öyle yapıyor. İşte iktidarı eleştiriyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Sonra bir belgeler çıkıyor ki o bağırıp çağıran en çok feryat figan edenler en çok ya. O şeyi bu şey yapıyorlar ya hani ne diyorlar? Yeni ev yapıyorlar evet. Ya. Ne diyorlar ona ya? Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm kararına karşı çıkıp yürüyüş yapıp bilmem ne yapıp iptal ettirenler. Ya hocam aynısı. Ya var ya. Aynısı. Yani, aynısı. Tamam. Olay bu. Onu söylüyor işte. Yani benim derdim o zaten. Ve yani şunu söyleyeyim. Bu oy kullanma üye olayı var ya. Arkadaşım arıyor beni. Diyor ki ben diyor nasıl kulübe üye olurum? 30 yıldır maça geliyor. Günaydın. Sen kasaplar odasına mı? Marangozlar odasına mı olacak? Ya sen Bahri Oğuz yıllarca söylemedi mi? Kulübünüze sahip çıkın, üye olun. Ondan sonra dışarıdan gelenler işte üye oldular. Sen üye olmamışsın. Şimdi yani, şimdi bunların hepsi doğru. Bir de şeyi bir hakkını verelim. Divan Heyeti Başkanı Sinan Üner'i, Menderes Kaya ve Veysel Köksal'ı evet. Bu kadar zorlu kongreyi iki gün boyunca bir kere Sinan Üner'i gerçekten camiayı bilen bir isim. Oradaki o toparlayıcı aşka dili. Evet yani o toparlayıcı dili. Evet, toparlayalım. Toparlayalım. O güzel üslubuyla filan şey yaptı yani. İdare etti bir şeyleri. Çok zordu. Ben artık bundan sonra sağ içine bakacağım. Evet. Teknik ekip, tribünler, transferler. Biz için o tarafındayız. Ya inşallah her şey güzel olur diye düşünüyorum ben. Çok teşekkürler. Hocam var mı ekleyeceğim? Şimdi dakikamız var. Ekleyeceğim şu. Gene tekrar edeyim. Akılda kalsın.
bu kongre bize tüzüğümüzle ilgili ve Kocaeli spor şeyiyle, kültürüyle ilgili bazı eksikliklerimizin olduğunu gösterdi. Başkan da kabul etti zaten. Oradaki elemanların hataları var bu işte dedi, değil mi? Evet. Var, hatamız var. Orada inisiyatif kullanarak bu sıkıntıların olmaması temin edilebilirdi. Şimdi bir an önce bu önümüzü düzelttikten sonra bu dediğim şeylerde tüzükle ilgili Kocaeli spor kültürüne, futbol kültürüne uygun değişiklikler yapmayı gündeme alalım diye tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler. Sevgili teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, bu akşam da programımızın sonuna geldik. Haftaya programımız tekrar var. Sizinle beraber olacağız Allah izin verirse. Şimdiden Belediye Denizli Spor 52 Ordu Spor'la oynayacak ve inşallah sezonu şampiyon bitirir ve ikinci lige çıkar diyoruz. Buradan şimdiden Belediye Denizli Spor'a sonsuz başarılar diliyorum. Haftaya inşallah tekrar Allah izin verse sizlerle beraber olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar diliyorum.